Evet, değerli izleyenler, hepinize Güneş Televizyonu ekranlarından iyi akşamlar. Bir cumartesi akşamında Konular ve Konukları isimli hepinizin müpterası olduğu bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Evet, bildiğiniz gibi her hafta cumartesi akşamları Konular ve Konukları isimli programda bir konuğumla birlikte sizlerin evlerine, ekranlarına misafir oluyoruz ve sizin misafiriniz olarak her hafta bir konuyu bu konuğumla birlikte Tokatlı'nın penceresinden kendi bakış açımızda değerlendiriyoruz, irdeliyoruz. Sizlere yeni bir ufuk, yeni bir bakış açısı açmaya çalışıyoruz. Evet değerli izleyenler, her hafta çok değerli, çok önemli konuklarım oluyor. Bunların bir kısmı Tokat içinden hepinizin tanıdığı değerli dostlarımız, bazıları da bazen de Tokat'ın dışından çok değerli konuklarımızı burada misafir etmenin kıvancını duyuyoruz. Evet, bu akşam yine Tokat'ın dışından bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Abdülaziz Bayındır Hocam bu akşam konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Abdülaziz Bayındır Hocam yarın bir konferans için Tokat'talar. İnşallah. Biz de bu akşam kendilerini televizyonumuz ekranlarından sizlerle buluşturmak, sizlerin düşüncelerine, sizlerin dağarcığına bir şeyler katabilmek için hocamla sohbet etmeyi kendisine teklif ettik. Sağ olsunlar, kabul ettiler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tokat'ı nasıl buldunuz hocam? Daha önce gelmiş miydiniz? Bir kere birkaç saatliğine gelmiştim. Evet. Zaten Tokat'ın özel bir yeri var. Gerçekten çok güzel bir Tokat deyince insanın aklına şöyle tatlı bir tabiat. Güzel insanlar geliyor. Çünkü çok tanıdığım birçok Tokat'ta tanıdığım birçok dostum var. Yani. Çok sevdiğim insanlar var. Hemşehrilerimiz var. Bakımdan yani böyle yerlere gelince insan daha çok mutlu oluyor. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Tabii sohbetimize başlamadan isterseniz ben size çok kısa bir süre değerli izleyenlerimize bir merhaba diyebilmek için bir zaman tanıyayım. O merhabadan sonra sohbetimizi devam edelim hocam. Başlayalım. Evet, tabii çok değerli Tokatlılar, hepinize hayırlar ve güzellikler dilerim. Bugün burada bulunmamızın sebebi Tokat'ta birçok sohbetler ve konuşmalar, konferanslar vermektir. Bu konferansların ana teması Kur'an-ı Kerim olacak. Zaten yapacağımız konferansın adı da Kur'an ve Biz. Dolayısıyla dinimizi Kur'an'dan nasıl öğrenebiliriz? Peygamber Efendimizin yeri ve rolü ne olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'e yaklaşımımız nasıl olmalıdır? Ve bir de zihinlerde oluşan sorular. O sorulara Kur'an-ı Kerim'e nasıl cevaplar vereceğiz? Bu akşam niyetimiz değerli Tokatlıların akıllarına takılan her soruyu buraya da sormalarıdır. Evet. Sordukları takdirde elimizden geldiğince şey yapacağız. Biraz işte 1976'da İstanbul Müftülüğü'ne müftü yardımcısı olarak tayin edildim. İki ay sonra fetva işleriyle yüz yüze bırakıldım. İşte o gün bugün her taraftan bize fetvalar sorulur. Şu anda İstanbul'da bir Süleymaniye Vakfımız var. Bu vakıfta çalışan çok sayıda ilim adamı var. 6 dilde yayın yapıyoruz. Arapça, Rusça, Azerice, Uygurca, Türkçe tabii ve Almanca yayınlar yapıyoruz. Dolayısıyla dünyanın her yerinden sorular geliyor. Bunlar her gün yenilenen siteler oluyor. Türkçe olanı Süleymaniye Vakfı.org diye. Orada binlerce sayfalık bilgi var. Şu anda Mehmet Bey'in önünde açık olarak duruyor. Bir de Kur'an sohbeti yayınlıyoruz. O da kurandersi.com sitesinden salı akşamları canlı yayınlıyoruz. Onun dışındaki zamanlarda da herkes açıp arşivden sohbetleri izleyebiliyor. Böylece bir hizmet yürütmeye çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi'ndeki görevimizin yansıtı. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. İşte değerli izleyenler, isterseniz tabii sohbetimiz
yavaş yavaş başlayacak ama ben arzu ederseniz Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır hocam kimdir? Ben kısa bir özgeçmişi sizlere arz ederek hocamı daha yakından tanıyabilme fırsatını sizlere sunmak istiyorum. Hocam 1951 Erzurum Tortum'da doğdu. 1976'da Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi. 1976'dan 1997'ye kadar İstanbul Müftülüğü'nde müftü yardımcılığı ve uzman olarak çalıştı. Bu süre içinde Fetva Kurulu Başkanlığı'nı ve Şer'iye Sicilleri Arşivi yöneticiliği yaptı. 1983-1993 yılları arasında İslami İlimler Araştırma Vakfı ilmi toplantılarını düzenledi. Şer'iye Sicilleri ışığında Osmanlılarda Muhakeme Usulleri isimli teziyle 1984 İslam Hukuku dalında ilahiyat doktoru, İslam iktisadıyla ilgili çalışmaları ile de Kelam ve İslam Hukuku dalında doçent oldu. 1993'te Süleymaniye Vakfı'nı kurdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi oldu. 2003 yılında ise İslam Hukuku profesörü oldu. Halen bu görevi sürdürmekte olan Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır hocam evli ve 4 çocuk babasıdır. Fransızca, Arapça ve İngilizce bilmektedir. Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan birçok kitapları ve bilimsel araştırmaları vardır. Hocam çok teferruatlıca biz alamadık. Çünkü ben siteye girdiğim zaman orada çok sayıda bilimsel kitaplarınız, fetvalar konusunda insanların sorduğu sorulara geniş manada cevap veren ama hep Kur'an'dan cevap veren çok geniş manada yazdığınız kitaplar vardı. Bunları çok geniş teferruatlıca alamadık ama merak eden değerli izleyenlerimiz olursa Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır hocamızın kendi adına bir web sitesi var. Bu siteden de 8-10 tane web sitesi var. Evet, hocamızın değişik dillerde evet. Oradaki sohbetlerini dinleyebilirler. Evet hocam, ben arzu ederseniz buradaki kitaplarınıza da baktığım zaman İslam'ın hukuku, İslam'ın bugünkü çok kafalarda karışıklık yaratan veyahut da birilerinin kafalarda karışıklık yarattığı İslam adına yapılan birçok yanlışlara cevap veren tespitleriniz var. Ama ben bu tespitlere gelmeden ben değerli izleyenlerimize bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Hocama soracağınız uzmanlık alanıyla ilgili, Kur'an'la, dinle, ayetle ilgili her türlü sorularınızı biraz sonra programın devam eden saatlerinde 228-80-81 228-80-82 numaralı telefonlardan canlı olarak sorabilirsiniz. Onun için bu numaraları bir kez daha kaydederseniz, elbette biliyorum ki bu numaraları ezbere biliyorsunuz ama bir kez daha kaydederseniz bu numaralardan hocama sorularınızı iletebilirsiniz. Evet hocam, sohbetimize hemen sizin kaynak olarak her zaman seçtiğiniz Kur'an'la başlayalım ve Kur'an nedir diyelim hocam. Hepimizin bildiği gibi Kur'an Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitaptır. Yani Kur'an Allah'ın kitabıdır. Peygamberimizin kitabı, yani Peygamberimiz tarafından onun sözlerini içeren bir kitap değil, Allah'ın sözlerini içeren bir kitaptır. Oradaki bütün sözler Allah'a aittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o Kur'an'ı bize tebliğ etmiştir, uygulamış ve örnek olmuştur. Dolayısıyla Müslüman olmak isteyen, Allah'ın dinini yaşamak isteyen kişilerin yapması gereken birinci vazife Kur'an-ı Kerim'e uymaktır. Yani Allahü Teala bize inne hâzel Kur'âne yehdi lilletîhî akvam buyuruyor. Bu Kur'an en sağlam olana insanı ulaştırır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim olmazsa eğer bizim Müslümanlığımızın bir anlamı kalmaz Mehmet Bey. Çünkü yani kime sorarsanız sorun, Müslüman olmak için ne yapmak gerekir diye sorarsınız. Der ki kelime-i şehadet getirmek gerekir. Değil mi? Kelime-i şehadet nedir? Eşhedü en la ilahe illallah. Birinci faslı bu. İkinci faslı da ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühtür. Şimdi
Allah'tan başka ilah yoktur. Ben buna şahitlik ederim diyor insanlar. Şimdi şahitlik etmek kişinin gördüğü bir şey olur. Yani insan Allahü Teala'nın varlığını gözüyle görüyor. Şöyle eliyle tutuyor gibi. Yani şu bardak gibi, şu su gibi gözümüzle görüyor. Elimizde tutar gibi biliyoruz ki, gayet iyi biliyoruz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi Allahü Teala'nın var olduğunu yeryüzünde her insan bilir. Yani bunun için hiç kimsenin bir kişinin öğretmesine ihtiyacı yoktur. Çünkü herkes çevresini gözlemler, kendi iç dünyasını gözlemler ve bir yaratıcının olması gerektiğini çok iyi bir şekilde kavrar. Asıl problem şudur, Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Her insan Allah'ın varlığına sayısız delil getirir. Yani ister komünist dünyada yaşasın, ister Mekke'de yaşasın, ister Moskova'da, hiç fark etmez. Kendi gözlemleriyle Allah'ın varlığını çok rahat bir şekilde kavrar. Onun için Allah'ın varlığını ispata ihtiyaç yoktur hiç kimse için. Ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığını ispatla ilgili bir tek ayet yoktur. Hiçbir peygamber Allah'ın varlığını ispatla meşgul olmamıştır. Asıl mesele Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaktır. Allah'tan başka ilahlar insanlar uydururlar. Allah'ın varlığı için sayısız delil olduğu halde Allah'tan başka ilah sayılan şeyler için hiçbir delil yoktur. Hep işte atalarımızdan duyduk. Biz kalktık böyle gördük. İşte babam yanlış mı söylüyor? Onlar hepsi yalan mı falan gibi duygusal savunmalarla savunmaya çalışırlar. İlah demek kayıtsız şartsız boyun eğilecek varlık demektir. İçten kayıtsız şartsız boyun eğilecek varlık demektir. İşte la ilahe illallah dediğiniz zaman, eşhedü en la ilahe illallah dediğiniz zaman ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yok. Yani kayıtsız şartsız boyun eğilecek tek varlık Allah'tır. Dolayısıyla bu bir Müslümanı hürriyetin doruk noktasına ulaştırır. Yalnız Allah'a kul olacaksınız, başkasına değil. Yani bu sebeple Müslümanlık bir hürriyet mücadelesidir. Peygamberler Allah'tan başkasına kul olmayın derken hür insanlar olun demiş oluyor. Zaten insanlar Allah'ın kuludur. Zaten Allah kendi istediği zamanda yaratmış, istediği zamanda da bizim canımızı alacaktır. Onun için eşhedü en la ilahe illallah'ı her insan anlar ve kavrar. Bu sebepten dolayı Allah'a ortak koşanlar kendilerinin aslında ortak koşmadığını bir şekilde ispat etmeye de çalışırlar. O fasıl sonra daha detaya gelirse anlatırız. Şimdi biraz kısa geçeyim. İkinci bölümü bizim kelime-i şehadetin ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüdür. Ben yine şahitlik ediyorum ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir diye. Şimdi şahitlik etmek yine, yani şu şurada bu bardağın olduğunu gördüğüm gibi çok net olarak biliyorum ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Peki Muhammed aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu nereden bileceğiz? Allah onu elçi yaparken yanında mıydık? Orada mıydık? Değil. Değildik. Ne oldu? Kalktık, okula gittik. Okulda ya da medreseye gittik ya da camiye gittik. Bize dediler ki işte Müslüman olmak için böyle diyeceksiniz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şahidim ki Muhammed, babalarımız da bunu böyle öğretti. Aynı şeyi başkaları da öğretiyor. Başkasının babası da öğretiyor. Babam böyle öğretti dediğiniz şeye şahitlik edebilir misiniz? Olur mu Mehmet Bey? Olmaz tabii. Böyle bir şahitlik olmaz. Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir diyorsun. Ben diyorsun. Biz de demiyoruz. Ben şahidim. O zaman Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu kesin olarak bileceğiniz bir delile ihtiyacınız var. İşte peygamberlerin, peygamberliklerinin ispat, yani Allah'ın elçisi olduklarının ispatının bir delili vardır. Onun adına mucize denir. Yani bir belge getirmesi lazım.
Şimdi bir gün İstanbul Müftülüğü'nde oturuyoruz. Tabii 1980 öncesi. İşte ben de müftü yardımcısıydım o zaman. Belki değerli dinleyicilerimiz hatırlar. Rahmetli Timurtaş Uçar vardı, o da müftü yardımcısıydı. Bir Ahmet Vanlıoğlu diye bir arkadaşımız da vardı. Üç tane müftü yardımcısı. İri yarı bir kişi geldi, böyle uzun boylu. Timurtaş Hoca masasından kalkmıştı. Geldi şöyle masasına kuruldu. Oturdu adam masasına. Beyler, ben peygamberim dedi. Şimdi bir arkadaş dedi ki, ya çok memnun oldum, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz falan. Ben iyiyim de halkın gidişatını hiç iyi görmüyorum dedi. Bu millet hep sapıtmış dedi. Hayırdır, ne oldu? Hiç kimse benim peygamberliğime inanmıyor. Böyle giderse hepsi büyük bir felakete uğrayacaklar. Sizden bir şey istiyorum dedi. Ne istiyorsunuz efendim? Dedi ki, bana bir belge verin. Bir de basın toplantısı düzenleyin. Benim peygamberliğimi ilan edin. Fetvayla böyle verin. Fetvayla. Şimdi arkadaş dedi ki, affedersiniz, siz dedi kimin peygambersiniz? Ya Allah'ın dedi. Ha, burada dedi bir yanlışlık var. Biz kendi görevlendirdiklerimize belge veriyoruz. Allah'ın görevlendirdiğine belge verme yetkimiz yok ki dedi. Evet. Doğru söylüyorsunuz ya dedi. Söyle. Kalktı gitti. Meğer Bakırköy'den kaçmış. En sonra gazetelere falan da geçti adam. Şimdi ben peygamberim diyen bir kişinin onu peygamber olarak görevlendiren Allah'tan bir belge getirmesi lazım. O belgeye baktığımız zaman o öyle bir belge olmalı ki başkası düzenleyemesin onu. O belgeye baktık mı, ha sen Allah'ın peygambersin, ben buna şahitlik ederim dedi. Evet. İşte peygamberimizin peygamberlik belgesi bu Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlarsanız bunu insanın yazamayacağını herkes anlar. Yani manasını kavrayacaksınız. Arapçasını okudunuz mu onun farkına varamazsınız. Her Müslümanın okumak zorunda, ezberlemek zorunda olduğu bir sure var biliyorsunuz. Hangisiydi? Fatiha suresi. Evet. İmtihan et. Fatiha suresi her Müslümanın ezbere bilmek zorunda olduğu bir sure. Evet. Bir Müslüman sadece o surenin manasını kavrarsa bunun Allah'ın kelamı olduğunu anlar. Bunu bir insanın yazamayacağını anlar. O zaman onu getirenin de Allah'ın peygamberi olduğunu anlar. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim bizim için son derece önemlidir. Yani okulda öğrendim demekle insanın eşhedü demeye hakkı olmaz. Babam böyle diyorlar, eşhedü olmaz. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi, yani Allah'ın varlığı için zaten her gün yüzlerce delil, binlerce delil görüyorsunuz ama peygamberin peygamberliği için tek delil Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer siz Kur'an-ı Kerim'in manasını okur, kavrarsanız, isterse bir suresini kavrayın, bunun Allah'ın kitabı olduğunu kesin olarak anlarsınız. İşte o zaman eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demeye hakkınız olur. Yani ben şahidim. Biliyorum kardeşim. Bunu, bu Allah'ın kitabı, bunu insan yazamaz ki. Allah'ın kitabı nasıl olur da, yani bir insanın yazamayacağı bir kitap Allah'ın kitabı, onu getiren de tabii ki Allah'ın peygamberi olur diye şahitlik eder. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim bizim için son derece önemli bir kitaptır. Evet. Peki hocam, yani belki Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını, tabii yani Arapçasını biliyorum. Belki yıllar Kur'an-ı Kerim'de okudum, hep gözümün önündedir ama şu sohbetinizde anlattığınız Kur'an-ı Kerim nedir diye size sorarken bile böyle derin bir cevap alacağımı ve Kur'an-ı Kerim'e bakış açımı, yani tabii elbette ki Allah'ın kelamı olarak bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'i hep okuduk, saygı duyduk, bize yol gösterici olduğuna inandık ama
şu anlatımınız da bundan sonra Kur'an-ı Kerim'e ve eşhedü en la ilahe illallah derken evet ben yani ben şahidim. Evet. Çok böyle çok yani önemli bir şeydi. Şehadetimin nereden geldiğini görmemiz gerek. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Bir de hocam tabii Kur'an-ı Kerim'in bu kadar güzel tanımından sonra o Kur'an-ı Kerim'le bir din nedir hocam? Bir de buna bir cevap bulabilirsek. Tamam şimdi din. Çünkü önce bir ana temelleri bir oturtalım hocam. Tamam çok teşekkür ederim. Şimdi din bir yaşam biçimidir. Kişinin kendisi için belirlemiş olduğu bir hayat tarzıdır. Bu hayat tarzı Allah'ın istediğine uygun olursa o Allah'ın dini olur. Şurada birilerinin istediğine uygun olursa onların dini olur. Tamam, yani bir yaşam biçimidir. Onun için yeryüzünde Mehmet Bey, şimdi belki bu da bir ilginç gelecek size, kendisini dindar saymayan bir kişi bulamazsınız. Bir şekilde bir yaşam biçimi var. Ben de dindar diyemem. Kendisine dindar der. Kendisini dindar saymayan bir tek kişi bulamazsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü herkes Allah'ın varlığını biliyor ya. Onun bilmenin yeterli olduğunu zanneder. Onun için Allah-u Teala der ki وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ O çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın. Ha, dikkatli olun. Şimdi dolayısıyla Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de dinin ne olduğunu zaten anlatıyor. Allah'ın dinine girmek esastır. Şimdi şurada bir ayet size göstereyim bakın. Arkadaşımız orada hemen yardımcı olacak hocam. Onu alalım isterseniz. Ha, dinin tarifi olarak dedim. Dur ben başka bir ayet göstereceğim size. Yani herkesin kendisini dindar saydığını. Bak şimdi şuradan. Bu Araf suresinin baş tarafı. Burada işte Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasını, meleklerin secdesini, şeytanın secdeden kaçınmasını, cennetten çıkmayı anlatıyor, insanların genel tavrını anlatıyor. Ve 30. ayet, Araf yani 7. surenin 30. ayetinde şöyle diyor. Ferikan heda. İnsanlardan bir kısmı yola geldi. Allah insanlardan bir kısmını yola getirdi. Yoluna kabul etti. Ve fariqan hakka aleyhimu ddalale. Bir kısmına da sapıklık hak oldu. Yani davranışlarıyla sapık sayılmaya hak etti. Şimdi sapıklar kimmiş bakın. İnnehum ittahadu şeyatin evliya. Bunlar şeytanları dost edinir. Min dunillah, Allah'ın dununda Allah'la kendi aralarına koyarlar şeytanları. Çünkü şeytanların görev sahası nere biliyor musunuz? Şu gene bu surede var. Şeytanların görev sahası Allah, hani şeytan Allah'tan yaşama müsaadesi istediği zaman burada diyor ki yani Araf suresinin 16 ve 17. ayetlerinde لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ya Rabbi diyor, senin doğru yolunun üstünde oturacağım diyor. Şeytanın görev sahası neresiymiş? Allah'ın doğru yolunun üstünde oturmak. Ha. Kim geçerse oradan onu yanıltmak. Onu yanıltmak işte. Evet. Görev yeri doğru yol. Şeytanı çarşıda pazarda aramanın bir anlamı yok. Evet. Allah'ın yolunda arayacaksınız. Allah'ın yoluna girdiğiniz zaman arayacaksınız. Bak, ayet işte. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ Sonra onlara önlerinden arkalarından geleceğim. وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Sağlarından sollarından geleceğim. وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Göreceksin çoğusu sana teşekkür etmeyecek diyor. Herkes nankörlük yapacak. Zaten kafirlik nankörlüktür. Yani bizim Türkçe karşılığı nankörlüktür.
Yani Türkçe'de ne deriz? Kardeşim sana ne yapsak da görmüyorsun. Değil mi? Evet. İşte kafirlik görmemektir. Yani Allah'ı görmezlikten gelmektir. Allah'ı yok saymak değildir. Allah'ı yok sayan bir tek kafir yoktur yeryüzünde. Böyle bir şey yok. Ama yok saydığını söyleyen yalancılar vardır. Onlar da sıkıştığı zaman yalnız Allah'a sığınır. Dikkat edin. Şimdi işte burada şeytan görev sahası ya. İşte burada diyor ki Araf 30. ayette innehum ittahadu şeyatine evliya. Onlar şeytanları kendilerine dost edinirler. Min dunillah Allah'la kendi aralarına koyarlar. Çünkü doğru yola giriyorlar ya önlerinde şeytan. Ve yahsebun ennehum muhtedun kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Kim bunlar? Yoldan çıkmış olanlar. İşte din dediğimiz zaman Allah'ın istediği bir din, Allah'ın istemediği din. İşte Allah'ın istediği dini Allah peygamber göndererek, kitap göndererek bize öğretmiştir. Aslında Allah'ın istediği din her insanın fıtratına uygun olan dindir. Fıtrat ne demek? Fıtrat kişinin işte yaratılışı, yapısı, beklentileri, zihin yapısı, vücut yapısı, istekleri ve beklentileri. Yani kişiyi tamı tamına tatmin eden şeydir Allah'ın dini. Allah bu dini şöyle tarif ediyor. 30. surenin 30. ayeti, yani Rum suresinin 30. ayetini şöyle tarif ediyor. Diyor ki فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Başka dinlere değil. Kendi dinine. Bu dine evet. Kendi dinine. Dosdoğru. Sağa sola gitme diyor. فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا. Peki bu din ne ya Rabbi? Allah'ın fıtratı. Allah insanları ona göre yaratmıştır. Yani bizi yaratan, şöyle düşünün, şurada bir bilgisayar var. Bu bilgisayarı üreten bir fabrika var ve fabrika bir kullanma kılavuzu veriyor. Diyor ki bunu buna göre kullanırsan bilgisayardan yararlanırsın. O kullanma kılavuzu onun yapısına uygun kullanmamızı sağlıyor. İşte insanların, tabiatın, her şeyin yapısına uygun olan hükümleri içeren şey Allah'ın dinidir. Fıtrat. Yani işte şu çiçekte geçerli olan kanunlar, şu gökyüzünde, şu ağaçlarda, şu hayvanlarda geçerli olan, tüm kainatta geçerli ve benim vücudumda geçerli olan kanunların yazılı şeklidir diye İslam. Bu Allah'ın tanımlaması. Allah'ın fıtratı. İnsanları diyor ona göre yaratmıştır Allah. La tebdile li halkillah. Allah'ın yarattığının yerine geçecek bir şey de yoktur. Şimdi şurada bizim bir saçımız var. Bir de şey var. Peruklar var. Peruk normal saçın yerine geçer mi? Geçmez. İşte bir yapma çiçek var. Bir gerçek çiçek var. Bir diğerinin yerine geçer mi? İşte Allah'ın dini o fıtrattır. Allah'ın dini o fıtrat olunca yeryüzünde Allah'ın doğru dinini ama Kur'an'ı yorumlarını değil. Yorumlar kişiseldir ama Kur'an evrenseldir. Kur'an'da olan dini yeryüzünde kime anlatırsanız anlatın bunun doğru olduğuna şüphe etmez. Karşı çıkanlar menfaatlerine ve beklentilerine ters düştüğü için karşı çıkarlar. Doğru olmadığı için değil. İşte bizim görevimiz bu. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberlere bir görev vermiştir. Bunun Arapçası tezkir. Yani insanlara kafanızı çalıştırın de. Yani zihninizdeki bilgileri harekete geçirin de demiş oluyor. Hangi bilgi harekete geçirir? Peygamber yeni gelmiş, bu insanlara kimse dini öğrettiği yok. Bunlar hangi bilgiyi harekete geçirecek bu insanlar? Çocukluklarından itibaren tabiattan, çevrelerinden ve kendi iç gözlemlerinden edindikleri bilgi var zihinlerinde. Her insanda var. O Kur'an'ı ona anlattığınız zaman diyecek ki ya ben zaten böyle düşünüyordum. Kendisiyle bütünleştiğini görecek. O zaman yaratılışında var o. Yaratılışında var. Dolayısıyla bu Kur'an insanlara yeni bir şey söylemiyor. Zaten var olanı ortaya koyuyor ama çok düzgün Allah'ın diliyle ortaya koyuyor.
Ve siz Kur'an'da olan dini insanlara anlattığınız zaman herkes rahatlayacaktır. Ve biz bunu istiyoruz diyecektir. Biz bunu istiyoruz diyecektir. Şimdi az önce size işte şöyle dedim, bir hatıramı anlatayım burada. Değerli izleyicilerimiz için de şimdi bir ağır ağır şeyler söylersem hoş olmaz. İstanbul Müftülüğü'ne doktora yapmak üzere bir hanım gelmişti Amerika'dan. İşte o bizim şeriye sicilleri, yani mahkeme arşivi vardı, Osmanlı mahkemesi arşivi vardı şeyde, İstanbul Müftülüğü'nde. Biz de orada uzmanlık durumundayız tabii, doktoramız da orada yaptık. Ona yardımcı olduk. Sonra dedim ki Allah bana soracak, bu Amerika'dan gelen kişiye dini neden anlatmadın diye. Sonra şey yaptım, getirdim ona bir İngilizce Kur'an meali, onun önüne koydum. Dedim ki ya benim İngilizcem pek güzel değil dedim. Şuradan biraz oku da ben dinleyeyim. Şöyle Fatiha suresini açtı. Bismillahirrahmanirrahim'in İngilizcesini okudu. Dedi ya çok ilginç dedi. Ben çocukken babaannem beni şeye götürürdü. Kiliseye götürürdü. Papaz da aynı şeyi söylerdi. Sonra elhamdülillahi rabbil alemin. Bunu da çok duydum dedi. Yani varlıkların sahibi Allah neylerse güzel eyler. Yaptığı her şey güzeldir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim. Yani iyiliği sonsuz, ikramı boldur. Maliki yevmiddin. Oraya gelince böyle bir baktı. Biraz daha düşündü. Zihinde fırtınalar kopmaya başladı. Hesap gününün sahibi, hakimi. Çünkü Hristiyanlıkta hesap gününde İsa'nın onları kurtaracağını, asıl onun sözünün geçeceğini öğretmişler bunlara. Şimdi orada Allah'ın sözü geçer oldu mu, iş karışmaya başladı. Yahu çok ilginç dedi ya, ben bunu öğrenmemiştim. Yok şaşırdım dedi, çok 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 enteresan bir şey dedi ya. Çok enteresan bir şey dedi. Şeye geldi, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım isteriz de gelince orada kaldı, daha ileriye geçemedi. Ya ben hiç böyle bir söz duymamıştım şimdiye kadar dedi. Çok müthiş bir şey dedi ya. Çok müthiş, çünkü sadece ona kul oldun mu tam hür oluyorsunuz. Orada kilise diyor ki bana kul olacaksın Hristiyanlar. Onun için onlar kaçıyorlar. Şimdi bakın, Papa İtalyanca'da baba demektir. Allah'a ne diyorlar bunlar? Baba. Baba diyorlar. Papaya da baba diyorlar. O gökteki baba, bu yerdeki baba. Onun için gökteki babamız derler. Bu da yerdeki baba da papa. Tamam mı? Yani bu papa Allah'ı temsil ediyor. Onun için papa diyor ki önce bana kul olacaksınız. Ama burada ya Rabbi yalnız sana kul olurum dedi mi bütün Hristiyanlık bitiyor. Allah Allah dedi ya. Geçemedi oradan ilerisine. Neyse. Ondan sonra biraz Kur'an'la tanışmış oldu. Doktorasını bitirdi. Gitti Amerika'ya. New Jersey Üniversitesi'nde, New York'ta hoca olmuş. Birkaç yıl sonra İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde bir toplantı için gelmişti. Sonra ben ziyarete geldi. Biraz konuştuk, ne var ne yok falan. Dedi ki New York'ta kilise bir karar aldı. Papazlara İslam dini konusunda bilgi vermek için 3'er aylık seminer düzenledi. Ben o seminerlerde hocalık yapıyorum. Deyince ben güldüm. Ya sen ne anlatıyorsun dedim onlara. Yani sen İslam'ı ne biliyorsun ki, ne anlatıyorsun? Dedi ki ben yalnız Kur'an'ı anlatıyorum. Başka hiçbir şey değil. Ve şunu söyledi. İnanır mısınız? Papazların tamamı 3. dersten sonra Müslüman olmaya karar veriyor. Diyorlar ki ha işte İncil'de haber verilen peygamber buymuş, demek ki gelmiş. Bak eşhedü meselesini görüyor musunuz? Demek ki gelmiş diyorlar. Fakat dedi ondan sonra başlıyorlar. Yahu bir dakika. Biz millete ne anlatacağız?
Müslüman olduğumuzu söylersek bizim halimiz ne olur? Bize bundan sonra iş vermezler. Papazlık yapamayız. Bundan sonra ne iş yapacağız? Dönem sonunda 200 kişi dışındakiler vazgeçiyor dedi. Görüyor musun İslamiyet'in şeyini? Bak doğru dini nasıl anlıyorlar? İşte din nedir dediğiniz zaman din tabiatta geçerli olan, gökyüzünde geçerli olan, insanın vücudunda geçerli olan kanunların sosyal hayattaki yaşanmasıdır. Din odur. İşte Allah öyle tarif ediyor. İşte onu da Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Benim dinim şimdi böyle yaşayacağım. O din. Ha, bu Kur'an'da olan din. Ama yorumlar kişiseldir. O ona göre, yorumlara göre anlatırsanız ona insanlar biraz soğuk bakarlar. Evet. Peki hocam, din ve İslam, yani dinin genel manadaki tanımını yaptık. Bir de İslam, yani bizim yaşadığımız, bizim dinimiz İslam. İslam nedir hocam? İslam'ın kelime anlamı teslim olmak demektir. Şimdi Allah'a kul oluyoruz diyor ya, köle olmak yani, köle. Kimin kölesi? Allah'ın, ama başkasının değil. Yalnız Allah'ın kölesi olacaksınız. Şimdi bir köle efendisine karşı şart koşabilir mi? Şunu yaparım, bunu yaparım diyebilir mi? Diyemez. Aynen onun gibi İslam, Allah'a herhangi bir şart ileri sürmeden teslim olmak, kayıtsız şartsız boyun eğmek demektir. Teslim olmak demektir. Allah ne istiyorsa odur. Yapamayabilirim ama emri doğrudur. Yapamadığım zaman günahkar olurum. Ama bu yanlıştır dedim mi o zaman kafir olurum. Yani baş kaldırırsan efendi senin verdiğin emir yanlıştır diyebilir mi bir köle efendisine? Diyemez. Derse dayağı yer değil mi? Ama Allah insanlara sapıtma hürriyetini de vermiştir. Yoldan çıkma hürriyetini de vermiştir. İsyan etme hürriyetini de vermiştir. Ama sonucuna katlanmak şartıyla. Yani onun evet. Sonucuna katlanmak şartı insanlar yapar. Onun için İslam yalnız Allah'a kayıtsız şartsız teslim olma demektir. Şimdi böyle bir şey dediğimiz zaman birçokları kalkıyor. Ya peygamber ne oldu? O Allah'ın elçisi. Geldi, Kur'an-ı Kerim bize tebliğ etti ve bize örnek oldu. O Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şey yapmadı. Kur'an'ı yaşayabilmek için mutlaka peygamberi örnek almamız lazım. Şimdi siz burada televizyonculuk yapmak için daha önce televizyonculuk yapanları örnek almadınız mı? Evet. İşte bu Allah'ın en güzel örnek olarak bize gönderdiği peygamber. O dolayısıyla doğru dini yaşamak için peygamberimizi örnek almak zorundayız. Evet. Şimdi hocam tabii çok teşekkür ederiz. Yani Kur'an, din ve İslam, bunları gerçek manada öğrendiğimiz zaman biraz daha problem rahatlıyor. Evet, rahatlıyor ve bakış açımız ona göre oluyor. Bazı şeyleri değerlendirmemiz ona göre oluyor. Şimdi tabii burada ben internette sizin yazdığınız bilimsel araştırmalar ve kitapları okurken sizin cemaatlerle ve tarikatlarla ilgili çok önemli araştırmalarınız var. Çok önemli yazılarınız var. Şimdi sizin anlattığınız bu Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanları ben Arapça bilmiyorum. Ben sadece mealden Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyabilirim. O mealde de belki günümüze uyarlanamamış, bugün anlayamadığım şeyler olabiliyor. Tabii ki olur. Şimdi tabii bu durum insanları cemaatlere ve tarikatlara yönlendiriyor. Birisi çıkıp diyebiliyor ki Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan bu şu ayetin günümüze göre yorumu şudur diyor. Bir başkası da çıkıyor diyor, hayır bu yorum bu. Ama günümüzde baktığımızda bu o kadar ayrıştırıyor ki insanları, aynı dine mensup, aynı Allah'a inanan, aynı peygambere inanan insanlar birbirlerinin arkasında namaz dahi kılama duruma geliyorlar. Şimdi buraya nereden geliyoruz hocam? Bu cemaatler, tarikatler, yani yeri nedir İslam'da? İslam'da böyle bir şey var mıdır? İnsanlar buna karşı nasıl davranmalı?
herkes bir cemaatin veya bir tarikatın peşine gitmeli midir Allah'ı tanımak için, Kur'an'ı öğrenmek için? Evet. Şimdi geniş mi vereyim, kısa mı vereyim cevabı? Şimdi tabii bu herkesin anlayabileceği ölçüde ama şimdi halka hitap etmek tabii oldukça zor bir şey oluyor. Ama bizim de ömrümüz halka hitapla geçti tabii. Şimdi bakın, biz bir bölgede yaşıyoruz. Alparslan Malazgirt'te savaşı kazandı. Bütün buraları işte daha sonra yani Anadolu'nun kapısı açıldı. İşte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesine kadar devam eden süreç içerisinde Anadolu'nun tamamı artık Müslümanların eline geçti. Şimdi Müslümanların eline geçmiş olması demek, buraların Müslümanlaşması demek değil. Yani bir savaşı kazanırsınız ama insanların gönüllerini kazanmak o kadar kolay bir iş değildir. Hakim olan unsurun dininden gözükme denen bir olay da vardır. E o insanlar buradaki eski kültürlerini falan kaybetmiş değiller. Buranın doğusunda güçlü bir Zerdüşt inancı var. Buralarda işte eskiden kalma çeşitli inançlar var. Biraz batıya doğru gittiğiniz zaman doğuda da her tarafta da Hristiyanlık var, Yahudilik var falan. Şimdi insanlar birbirlerinden etkilenirler. Kur'an'la gitmediğiniz takdirde İslam'dan olmayan şeyler din gibi sizin içinize girer. Ha burada ben örnekli konuşsam eminim ki hop oturup hop kalkar. Tam örnekli konuşmayacağım. Biraz üstü kapalı konuşacağım. Örnekleri isteyenler bizim internet sitemizden öğrenebilirler. Yani Süleymaniyevakfi.org sitesinden öğrenebilirler. Ama anlayan da anlayacak bu anlatıyı. Anlayan anlayacak tabii. Çünkü isim vermek son derece hoş olmaz böyle bir programda. Şimdi baştan bir şey söyledim. Yani ayet-i kerimeyi gördük. Hiç kimse kendisini dinin dışında kabul etmez. Böyle sizin gibi bir televizyon programındaydık. Ulusal bir televizyon. Büyük bir televizyon programındaydık. Reenkarnasyonla ilgili bir soru sordular. Ben de böyle bir şey olmaz. Yani insan bir ruh bir bedenden diğer bir bedene gitmesi diye bir şey yok dedi. Tam karşımda oturan bir kadın dedi ki ben ona inanıyorum dedi. Neyse izah ettik falan. Sonra reklam arası verildi. Dedi ki ben dedi ateistim dedi. Dinsiz bir adamım, bir kadınım dedi. Hiç de hesap etmiyordu yani, geldi yanıma. Dedim bak sen Allah'a inanıyorsun değil mi dedim. Allah'ıma nasıl inanırım dedi. Halbuki ateistim demek ben Allah'ı reddederim demektir. Yani. Manası odur biliyorsunuz. Ben Allah'ım öylesine inanır ki falan dedi. Ben ona kurban olurum. Ama şu peygamber benim hesabıma gelmiyor dedi. Şimdi peygamber benim hesabıma gelmiyor dedi. Niye? Çünkü Allah'ın emirlerini peygamberden öğreniyorsunuz. Peygamber olmasa namaz yok. Peygamber olmasa oruç yok. Hiçbir şey yok. Çok hoş bir şey. Ya zaten ben dinsizim diyenlerin istedikleri şu: Allah bana her şeyi versin ama emir vermesin. Benden bir şey istemez. Benden bir şey istemez. Evet. Özeti bu bunun. Yoksa onlar Allah'ı falan inkar ettikleri, yoksa az önce söylediğim gibi. Zaten kendi işlerinden öyle yaptıkları için şey yapıyor. Bir gün Belgrad ormanlarında koşuyoruz, bir büyük bir futbol kulübünün bir sporcusu da benim yanımda koşuyor. Tam şöyle bir 40-50 metre arkamızdan da yöneticileri geliyor. Yan yana koşuyoruz. Hocam dedi, biliyor musun dedi, ben Allah'a çok inanırım dedi. Şu arkadakiler bir şey yapmaz, duysalar şaşırırlar ama ben Allah'ıma çok inanırım dedi. Dedim şimdi sen zannediyorsun ki sadece sen inanıyorsun. Sen hiç bugüne kadar Allah'a inanmayan bir adama rastladın mı dedi. Allah peygamber göndermiş. Ona da inanacaksın. Ve onun getirdiğini yapacaksın. İşte
Allah'ın getirdiğini yapmamak için insanlar binbir dereden su getirirler. Bir şekilde bir tarafa kaçmak için. Eğer Müslüman toplumda yaşıyorlarsa kendilerine Müslümandan başka bir isim veremeyecekler. Ama Müslümanlığı da yaşamak istemiyorlar. Şimdi dine iki türlü yaklaşım olur. Yani Kur'an-ı Kerim'e de öyle. Bir grup dine kendisini uydurmaya çalışır. Bir grup da dini kendine uydurmaya çalışır. Dini kendinize uydurmaya çalışırsanız burada anormal bir sömürü ortamı ortaya çıkar. Din sömürüsünün yerini tutacak hiçbir sömürü yoktur yer üstünde. Çünkü insanları kalbinden yakalarsınız. En yumuşak karnı. En yumuşak karnı her insanın. İşte burada işte o bahsettiğiniz tarikatlar, cemaatler, şunlar bunlar. Biz bunlarla şu açıdan mücadele ediyoruz. Diyoruz ki hiç kimsenin tarikatına, cemaatine, şusuna, busuna karışmıyor. Ne yapıyorsan yap. Ama bir şey söylüyoruz. Asla Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir iş yapma söylediğimiz o. Efendim diyorlar bizim Kur'an'a aykırı hiçbir şeyimiz olmaz. İşi biraz detayına indirdik mi başlıyorlar hoplamaya. Dolayısıyla bir insan kendisini Allah'la kul arasına koyar. Bana gelin ben sizi işte ya da bu efendi sizi işte kabirde kurtaracak, ahirette kurtaracak falan filan derse bunun Kur'an'la İslam'la hiçbir alakası olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kurtarıcılık diye bir olay yoktur. Herkes tek başına Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkar, hesabını verir. Kimsenin yanında kimse olmayacak. Birisi derse ki, efendim bu bana bir kitap getirir, bu bana yazdırılmıştır. İşte bu bize böyle söylendi, içime böyle doğdu gibi sanki Allah tarafından kendisine bir şey gelmiş gibi gösterirse, bu da kesin olarak reddedilmesi gereken şeydir. İşte Allah'ın dinini kendine uyduranlarla biz mücadele ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim, Allah bir peygamber göndermiş ve bir kitap göndermiş. Bu kitaba aykırı hareket etmeyiniz. Şu ayetlere aykırı hareket etmeyiniz dediğimiz zaman diyorlar ki, sen müşriklere inmiş olan ayetleri bize okuyorsun. İyi ya tamam işte müşriklere inmiş ayeti okuyorum. Bak bu ayetlere göre davranırsanız müşrik olursunuz demektir. Sen onu bize okuyamazsın. Ne demek yani? Peygamberimiz olsaydı okumayacak mıydı size? Dolayısıyla bizim bu konularda insanları uyarma görevimiz vardır. Eğer dersek ki herkes bize hocam desin, saygı duysun dersek bunları yapamayız. Çünkü bakarsınız ki ben mesela İstanbul Süleymaniye Camii'nde vaaz ediyordum. Camide ayet okuyorum. Ayet okurken adam kafir diye bağırıp camiden çıkıyor. Çünkü o ayet-i kerimedeki hüküm onu rahatsız ediyor. Ayet rahatsız ediyor, bana hakaret ediyor. Hadis okuyorum, sünnet düşmanı diye bağırıp çıkıyor. Ben de tabii gülüp geçiyordum. Şimdi insanların maalesef din anlayışı Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkmıştır. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Niye bu hocam? Niyesi şu, asırlardır biz dini Kur'an'dan öğrenmedik. Dini yorumlardan öğrendik. Yorumlar da uzadıkça ona ilaveler yapılıyor ve bakıyorsunuz ki siz çok uzakta kalmışsınız Kur'an-ı Kerim'de. Onun için biz her yerde diyoruz ki insanlara Kur'an-ı Kerim'i mutlaka okuyun. Ama sakın Kur'an'dan fetva vermeye de kalkışmayın. Kur'an'ı mutlaka okuduğunuz zaman size insanların yanlış görüş empoze etme imkanlarını ellerinden almış olursunuz. Din adına sizi sömürenleri engellemiş olursunuz. Ama bir de şu var hocam, yani mesela bazı da Kur'an-ı Kerim okuyor, bir ayetin Türkçesini okuyor,
biraz önceki söylediğiniz gibi kendine göre onu hemen yorumluyor, oradan da bir fetva veriyor. Yani bu vatandaş olabiliyor bazen, vatandaşın dışındaki herhangi bir yerdeki bir üst düzey yönetici de olabiliyor. Böyle bir şey mümkün. Yani her adam, her insan Kur'an'dan okuduğu bir şeyden kaynak alarak fetva verebilir mi hocam? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman o ayeti olduğu gibi birisini okuyabilir. Ama ondan yorum yapabilmek çok ciddi bir ilim ister. Çünkü şimdi şöyle mesela bir bahçeye girdiniz. Bahçede elma var, armut var, ne bileyim orada ıspanak var, beri tarafta işte marul var, şurada biber var falan. Şimdi birisine elma verebilirsiniz. Onu hemen yer. Armut verirsiniz, hemen yiyebilir. Ispanak veremezsiniz bir adama, ye diye. Değil mi? Verebilir misiniz? Ispanağı ancak yemek yaptıktan sonra verirseniz yer. Ispanağı yemek yapmak herkesin işi midir? Değildir. Değildir. Ispanağı yemek yapmak için o ıspanağı alırsınız, yıkarsınız. Güzelce doğrarsınız. Onun suyunu, yağını, denini, tuzunu, katılacak her şeyi usulüne uygun yeterli ölçeklerde katarsınız. Yeterli ölçüde kaynatırsınız ve servis yaparsınız. İşte o ıspanağa ne katılır, yanına ne olur, onlar herkes bilemez. İşte fetva budur. Fetva ıspanaktan yemek yapmaktır. Bunu herkes yapamaz. Ama okuduğunuz ayetlerden bazıları vardır ki şunu hemen bir elma dalından koparıp vermek. Bunu herkesin yapabileceği bir iştir. Bir çocuk da koparıp verebilir. Bazı ayetler öyledir. Ama fetva vereceğim derseniz. Mesela o elmadan bir reçel yapayım derseniz bunu herkes yapamaz. O armuttan bir reçel yapacağım derseniz işte armuttan reçel yapmaktır fetva. Bu herkesin yapabileceği bir iş değildir. O uzmanı tarafından ancak olabilir. Şimdi rahmetli babamın maddi durumu oldukça iyiydi. Çocukken bana böyle ilkokulda şöyle çok güzel pahalı saatlerden alırdı. Böyle şey yapardım. Alırdım saati, arkasını bir açardım. Bir tamir etmeye başladım. Şey, parçalarını bir çıkardım, bir daha tekrar takardım. Birkaç tane parça artardı. Şimdi ona bir türlü yer bulamazdım. Tamam mı? Sonra götürürdüm şeye. Saatçiye dedi ki bu saat tamir olmaz. Neler yapmışsam. Sonra babam 24 sıra kolunda saati olmadığını görünce ne oldu oğlum? Bozuldu baba. Bir tane daha alırdı. Onu da aynı şekilde yapardı. Sonra tamirden vazgeçtim. Ondan sonra saat kullanmaya başladım. Şimdi fetva vermeye kalkışmak odur. Bilmeyen bir kişinin. Ha, şu ayette şöyledir diye ayet olduğu gibi okursa tamam. Tıpkı oradan bir elma koparıp vermek gibi. Ama onu yorumlamaya kalkarsa. Yorumlamaya kalkarsa, onu reçel meçel yapmaya kalkarsa. Ustalık lazım. Yani şimdi bir keresinde annem köye gitmişti. Babam dedi ki, oğlum bir makarna al da pişir yiyelim. Tamam dedim. Bir kere annem de görmüştüm suyun içine boşalttığını. Şimdi aldım, makarnayı suyun içine boşalttım. Bir de tuz atayım dedim, attım. Şimdi kaynadı, baktım ki tencere doldu ağzına kadar. Bir daha su attı, doldurdum. Gene kaynadı, bir daha su doldurdum. Babam geldi, pişti mi? Babam pişti dedim. Bir şey yaptık ki olmuş uğra. Ne hiçbirimiz yemedik. Götürdük, boşalttık. Yani bu fetva verme işi basit bir iş değil. Uzmanlık işidir. Onun için fetva veren tıpkı elma reçelinde olduğu gibi sadece o elmayı almaz. İçine katacağı malzemeleri bilir. Ne ölçüde kaynatacağını bilir, ondan sonra şey yapar. Herkesin reçeli de yenmez biliyorsunuz. Dolayısıyla yani şu ayeti alır, öbür taraftan ona açıklayan öbür ayeti alır, şuradan başka bir ayet alır, sonra bakar Peygamberimiz bu meseleyi nasıl çözmüş, ondan sonra güzel bir sonuç ortaya çıkarır ve insanlara takdim eder. Evet. Şimdi tabii Sevgili Hocam, bu bizim çok fazla konuşacağımız şeyler var. Ben hazırladığım çok uzun da sorular da var. Ama bu arada değerli izleyenlerimizin de tabii sizin uzmanlık alanınız hem din, Kur'an-ı Kerim ve İslam adına
Bir de fetva makamında da uzun bir süre görev yapmanızdan dolayı değerli izleyenlerimizden de fetva adına sordukları bazı sorular geliyor. Arzu ederseniz bu sohbetimizin aralarında onları da çok fazla bekletmeden bu gelen sorulara da kısa kısa cevaplar verelim. Hem sohbetimiz kesilmemiş olur hem de onlara kısa verelim. Onlara kısa kısa cevaplar verelim. Hemen şimdi bir değerli izleyicimiz sormuş. Kaza namazları kabul edilmeyeceği söyleniyor. Doğru mu diyor hocam? Şimdi bu kısa cevap vermeyecek bir şey. Kabul edecek Cenab-ı Hakk'tır. Allah adına bizim konuşma hakkımız eder mi etmez mi? Ama bizim söyleyeceğimiz şu, namaz kazaya bırakılır mı bırakılmaz mı? Biz onu söyleyeceğiz. Allah-u Teala ayet ediyor ki اِنَّ الصَّلَاةِ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُودًا. Bunu şeyde Nisa suresinde söylüyor. 103. ayetinde Nisa suresinin. Namaz müminlere vakitle sınırlı bir şekilde farz kılınmıştır diyor. Yani bir namazı, yani öğlen namazını şuradan şuraya kadar kılabilirsiniz. Şimdi namazın kazaya bırakılmaması için Allah-u Teala her türlü kolaylığı bize göstermiştir. Su bulamazsan, abdest almak şart, su bulamazsanız teyemmüm edin. Yani şöyle toprağa elinizi vurun, yüzünüzü ve ellerinizi ondan mesedin, namazınızı kılın diyor. Peki Bakara 239. ayette de diyor ki فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا. Eğer bir korkuya kapılırsanız, ki korku herkese göre değişir. Birisinin korktuğu şey öbürsü için zevk olabilir. İnsanlara göre değişir. Korkunun da tarifini yapmamış. Yürüyerek namazınızı kılın diyor. Veya binili olarak kılın. Dolayısıyla namaz çünkü vakitleriyle sınırlı. Ama namazın kaza edilebileceğine dair hiçbir şey yok. Oruç için öyle değil. Diyor ki zamanla tutamazsanız daha sonra tutabilirsiniz diyor. Çünkü orucun vakti yılda bir ay. 11 ay oruç tutmuyoruz. O bir ayda oruç tutamayabilirsem tutacağım başka zamanlar var. Ama namaz tüm ömrümüzü şey yapıyor, içeriyor. Dolayısıyla şu vaktin namazı öbürüne bırakamaz. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili herhangi bir ayet yok. Hiçbir ayet yok. Gelelim Peygamberimiz ne yapmış sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin namazın kazası ile ilgili sözleri var. Hani bir insan uyuyakalır, namaz kılamamış olabilir. Çünkü uyuduğun zaman sen kendine hakim değilsin. Diyor ki uyandığın zaman kıl. Nitekim Peygamberimiz de bir savaş dönüşünde Bilal Habeşi'yi bekçi bırakmışlar. Uyumuşlar bizi namaza uyandırırsın diye. O da uyumuş. O da yorgun çünkü. Güneş vurunca uyanmış sabah namazında. Sonra hepsi kalkmış. Abdest almış. Kaza, yani namazlarını kılmışlar. Kaza değil. Vakti o zaman artık. Çünkü ellerinde değil o. Birlikte kılmışlar. Unutursanız hatırınıza geldiği zaman kılın diyor. Namazınızı geriye bırakabilirsiniz, daha sonra kaza edebilirsiniz diye bir tek Peygamberimizin hadisi falan yok. Bir tek rivayet var. Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz namazını kılma fırsatı bulamamış bir gün. O kadar bir baskı yapmışlar ki yani hiçbir şekilde kılma fırsatı bulamamış. Namazı kazaya kalmış. Bir de böyle imkansız bir durum olursa o zaman da kazaya bırakılabilir. Ya kazaya değil de yani o anda ilk fırsatta kılınabilir. Şimdi namazların kaza namazı kılınabilir diyen Hanefi, Şafii ve Maliki mezhepleri bu konuda kıyas yapıyorlar. Yani kendi yorumlarıdır. Bu konuda Kur'an'da, sünnette hiçbir delil yok. Bir yorum yapıyor. Diyor ki, unutan bir kişi kılabiliyorsa vaktinde kılmayan kişi de kılar diyor. Bu olmaz. Ben bu görüşün doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü Allah namazların kazaya kalmaması için her türlü kolaylığı gösteriyor. Ne Allah-u Teala ne de Peygamberimiz kazaya kalan bir namazdan bahsediyor. Hiç de böyle şeyden bahsediyor.
Dolayısıyla hiç kimse namazını kazaya bırakamaz. Peki bugünün şartlarında hocam, yani bugüne geldiğimiz zaman mesela, tabi bu değerli izleyicimizin sorusunda böyle bir şey yok ama mesela çalışan bir insanı düşünün, işte bir resmi kurumda çalışıyor, işte öyle ikindi namazında da o dairede memur, çalışan birisi ikindi namazını kılabilme zamanı yok, işinden ayrılamaz, namaza gidemez, belki öğlen saatinde, yani öğlen saati tatil olabilir, akşam tatil saati olabilir, o da günün uzun veya kısa olmasına göre. Bu durumda olan bir insan hangi kategoriye giriyor hocam? Şimdi bir kere bir insan problemi kendi zihninde halleder. Ben namazımı asla kazaya bırakmayacağım derse bu mutlaka bir fırsat bulur. Mesela ben Erzurum'da öğrenciydim. Evimiz İstanbul'daydı. 1971-76 arası. Burada bu otobüste gittim geldim, bir vakit namazımın kazaya kaldığını hatırlamıyorum. Yani siz kendiniz ben bunu mutlaka kılacağım derseniz Allah onun fırsatını verir. Problemi bir kere kafada çözmek lazım. Ve Cenab-ı Hak kolaylık da tanıyor. Bir de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an okursa işte insanlar bu anlattıklarımın hepsini görürler. Öğlen vaktinin başlangıcını bildiriyor, bitimini bildirmiyor. İkindinin bitimini bildiriyor, başlangıcını bildirmiyor. O ikisi arasında bir müşterek vakit bırakıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bazen bu iki namazı birleştirmiştir. Öğle ile ikindi. Ya öğlen namazı vaktinde ya ikindi namazı vaktinde kılmıştır. Niye böyle yaptı diye sorulunca o hadisi rivayet edene diyor ki ümmetine zorluk çıkarmaması için. Ve bunu Medine'de de yapmış. Yolculuk sırasında da yapmış, Medine'de de yapmış. Böyle mesela ameliyata giren doktor olur, duruşmaya giren avukat olur, ne bileyim artık herkesin kendine göre bir şey olur. Böyle bir durumda namazı kılamayacağı kanaatine varırsa öğleyle ikindiyi öğlen vaktinde peş peşe kılar. Dört rekat öğlen namazı, dört rekat da ikindi namazı. Sünnetleri de kılmaz o arada. Ya da öğlen vaktiyse o zaman ikisinde ikindi vaktini erteler. Ama akşam namazdan sonraya bırakamaz. Çünkü orada bir kolaylık var. Aynı kolaylık akşamla yatsı arasında da vardır. Yani Allah-u Teala namazı kazaya bırakanlara hiçbir bahane bırakmamıştır. Mutlaka kılmak gerekiyor. Evet. Yani burada belki çok kısa olmadı ama kaza namazlarının kabul edilmeyeceği noktasında onu Cenab-ı Allah bilir ama yani kabul edileceğine dair bir ifade yok. Dair ama kazaya bırakılacağına dair hiçbir ifade yok. Ama burada uzatmasaydık mesela anlaşılmazdı ki Mehmet. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Şimdi bankalardan faizle ev kredisi çekmek haram mıdır deniyor hocam? Şimdi bak, faiz konusunda Allah-u Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenü ettekullah وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Müminler, eğer gerçekten müminseniz, faizden arta kalanı bırakın. Yani o ana kadar faizlik yapıyorsanız orada bırakın bu ayet duyduğunuz zaman. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا bunu yapmazsanız فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resul tarafından açılmış bir savaşta yüz yüze olduğunuzu bilin. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسِ اَنْوَالِكُمْ Tevbe ederseniz ana malınız sizindir. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak şartıyla. Şimdi dolayısıyla evet, ayet-i kerime Bakara suresinin 277-78 o ayetler olacak. Yani bu ayette diyor ki değil mi hocam, bu ayeti duyduktan sonra devam ederse gerisine katlanırsın. Şartlar ve şekil ne olursa olsun, ister ev alın, ister araba alın, ne alırsanız alın. Ama yani faiz... Allah'ın hükmü böyle. Evet. Ve faiz de borçtan elde edilen gelirdir. Yani Allah-u Teala'nın hükmü böyle. Evet. İçki satılan süpermarketlerden alışveriş yapmak doğru mudur diyor. Şimdi alım satımda satıcının ne sattığı bizi ilgilendirmez.
bizim ne aldığımız önemlidir. Evet. Ha, şimdi siz kendiniz derseniz ki Müslüman olduğu halde içki satan insanı ben protesto ediyorum, bunun için almıyorum derseniz bu takdirle karşılanır. Yani güzel bir şeydir. İyi bir davranıştır. Ama siz alışveriş yaptığınızda karşı taraf ne satıyor, siz ne alıyorsunuz? Asıl ona bakılır. Ha, öbürü iyi bir davranıştır, güzel bir davranıştır. Bir içki satışını protesto ediyorsun, sen bir inancını ortaya koyuyorsun, tamam, ama yasak mıdır dendiği zaman böyle bir yasaklık yoktur. Evet. Yani o zaman dediğiniz gibi ne aldığınız önemli, karşı tarafın ne sattığı o kadar sizin için önemli değil diyorsun. Şimdi hocam biraz önce bir şey söylediniz. Bir anınızı anlatırken bir televizyon kanalının reenkarnasyonla ilgili bir şey söylediniz. Evet. Böyle bir şey var mıdır hocam? Yani işte reenkarnasyonla inananlara ne diyeceksiniz hocam? Yani böyle bir ruhun bedenden bedene geçmesi ve biri öldükten sonra onun ruhunun bir başkasında yeniden canlanması, böyle bir şey vardır hocam İslam'da. Böyle bir şey tabii ki olmaz. Ama insanlar ahirete inanmadıkları için bir çözüm arıyorlar. Şimdi o kadınla, o hatıramdan o kadınla ilgili şey yapayım. O kadın şey yaptı, işte geldi, konuşuyoruz. Ben hiç sormadan dedi ki benim yaşım 45. En az 60 gösteriyordu. Çirkin bir kadın. Dedim ki hanımefendi dedim, siz aslında reenkarnasyona inanmıyorsunuz değil mi dedim. Falan etti. Siz dedim çok güzel olmak istiyorsunuz. Çok da zengin olmak istiyorsunuz. Çok da mutlu olmak istiyorsunuz. Bu arzularınızı tatmin için kendinizi avutuyorsunuz reenkarnasyon. Yoksa içinize yatmıyor değil mi? Evet dedi, doğru söylüyorsun. Dedim bak, bu arzularımızı tatminin tek yolu vardır, ahirete inanmak. Çünkü hiçbir insan ölümle hayatın bitmesine razı olamaz. Çünkü bizim taşıdığımız ruh pek öyle ölümlü bir ruh değil. Vücudumuz ölüyor, ruhumuz değil. Ruh bedenden ayrılıyor. Ruh bedenden ayrılıyor. İnsan, bak düşünün, siz kendiniz düşünün. Yani normal günlük hayatınızda sonsuz yaşayacakmış gibi bir duygu içerisinde yaşamıyor musunuz? Evet. Ya bütün insanlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Planımızı, projemizi ona göre yapıyoruz. Ama ölüm de bir gerçek. Siz ahirete inanırsanız, öldükten sonra dirilmeye inanırsanız, cennete, cehenneme inanırsanız, o zaman rahat edersiniz. Çünkü bazen birisine iyilik yaparsınız, karşılığını alam, hatta kötülük diye algılanır. Ya bir yerde bunun bir cevabı bana, bunun mükafatını bir yerde almalıyım dersiniz. Hatta ben ahirete inanmıyorum diyenler bile göreceksin, gün olacak, bunun hesabını sana soracağım der. Der. Çünkü onun fıtratında ahiret inancı vardır. Bir başkası da der ki, mesela bir işte ben hakkımı alacağım, birisi suç işler, cezasını veremezsiniz, gün gelecek bunun cezasını çekeceksin der. İnsanlar ancak o şekilde tatmin olurlar. Kendini o şekilde ahiret inancıyla tatmin edemeyenler reenkarnasyonla bir avunma peşindedir. Dolayısıyla bu bir şeydir. Yani insanların kendini kandırmasıdır, başka bir şey değil. Evet. Beğenmiyorsanız tabii ki sizi bağlar. Yani öteden beri şu vardır: karnını ben doyurayım, kafasını sen doyur. Vallahi böyle insanlara can kurban. Dünyada böyle insanları herkes sever değil mi? Kafasını ben doyuracaksam karnını kim doyurursa doyursun. Zor olan karnını doyurmaktır. Önemli olan kafasını doyurmaktır. Yanlış düşünceler çocuklara aşıladığı kanaatindeyseler, o zaman buna engel olmaları gerekir.
Yani buraya yaptıkları yardım onları bağlar. Bağlar. Yani eğer yanlış yaptı, yanlış düşüncede oldukları kanaatindeyseler bağlar tabii. Evet. Şimdi yine bir diğer izleyicimiz sormuş hocam. Abdestsiz Kur'an-ı Kerim okunur mu? Kur'an okumak için abdest zorunlu mu demiş hocam. Evet. Şimdi gelelim. Şimdi ya Mehmet Bey öyle şeyler soruyorsun ki bir tek kelimeyle cevap versem dinleyicilerimiz tatmin olmayacak. Yok, uzun cevap verebiliriz hocam. Yani anlayabilecekleri gibi cevap verir. Yok, iyi anlarlar da ben iyi anlatmaya çalışacağım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala abdesti namaz için şart koşmuştur. Bak şimdi şeyde Maide suresinin 6. ayet-i kerimesini açayım. Yani 5. surenin 6. ayeti. Bak diyor ki Allah-u Teala burada. Ey iman edenler, bak isterseniz siz okuyun. Yani şimdi ben çok konuştum. Siz okuyun. Estağfurullah hocam. Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı mesedin, topuklara kadar ayaklarınızı da. Tamam. Ne zaman yapacakmışız? Namaza kalktığınız zaman. Kur'an okuduğumuz zaman değil. Evet. Şimdi Kur'an okuduğumuz zaman 16. Buldum, tamam. Tamam buldum. O da Nahil 90. Onu da siz okuyun isterseniz şurayı. Evet. Nahil Suresi 16. surenin 98. ayeti. 90. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Ne yapacakmışız Kur'an okuyunca? Şeytandan Allah'a sığın. Euzubillahimineşşeytanirracim diyeceğiz. Onun Arapçası odur yani. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım diyeceğiz. Bak şimdi Allah namaza kalktığınız zaman abdest alın diyor. Kur'an okuduğunuz zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diyor. Şimdi burada tabi değerli izleyicilerimiz eminim küçük soracaklar. Öyle de Vaka suresindeki ayetlere ne yapacağız diyecekler. Mesela şimdi burada burayı da gene siz okuyun. Bak şu 77'den itibaren. Hayır, şüphesiz o şerefli bir Kur'an'dır, okumadır, yani Kur'an okumadır. Gizli bir kitapta ona arınmış olanlardan başkasının dokunamaz. Başkası dokunamaz. Başkası dokunamaz. Nedir, neredeymiş? Gizli kitapta. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim gizli kitapta mı? Gizli mi o şimdi? Hayır. O zaman bir daha okuyun lütfen. Hayır, şüphesiz o şerefli bir Kur'an'dır, okumadır. Gizli bir kitapta ona arınmış olanlardan başkası dokunamaz. Ona derken neyi anlarsınız ona? Gizli kitaba. Gizli kitaba başkası dokunamaz. Başkası. O gizli kitaba, kitap nerededir? Levh-i Mahfuz dediğimiz şeydir. Levh-i Mahfuz, bel huve Kur'anun mecid fi levhin mahfuz. O yüce bir Kur'an'dır ve Levh-i Mahfuz'dadır. Burada da fi kitabin meknun diyor. Gizli kelimesi bu, meknun. Meknun kelimesinin anlamını aynı surede Allah bir başka, meknun kelimesini başka yerde kullanıyor. Gizli kitap hangisi hocam? Yani bak, ben onu tam anlayamadım. Eminim izleyicilerimiz de anlayamamıştır onu. Bu Levh-i Mahfuz dediğimiz gökyüzünde belli bir yerde bulunan bir levha. Evet. Ki o birinci kat semada olması gerekiyor. Oraya şeytanlar ulaşamıyor. Melekler var. Temiz olanlar dediğimiz de meleklerdir. İnsanlar değil yani. Levh-i Mahfuz'a dokunamaz. Bu ayet-i kerime odur. Şimdi orada meknun kelimesi geçiyor. Bu meknun kelimesi aynı surenin 23. ayet-i kerimesinde de geçiyor. Bak, şeydeki cennetteki huriler anlatılıyor burada ki emsalil lu'lu'l meknun. Meknun inciler gibi. İnci biliyorsunuz istiridyenin içerisindedir. İstiridyen deniz kabuğu diyoruz. Öyle çok da benim avucum kadar büyük, daha da büyük olur. Böyle deniz kabukları olur. Çok da serttir böyle.
Onun içerisinde şurada küçücük bir inci olur. Ona siz dokunabilir misiniz? Hayır. Mümkün değil. Açarsınız onu, burada inciyi görürsünüz. Ama inciyi yine dokunamazsınız çünkü onun üzerinde şeffaf bir tabaka daha vardır. Onu da kırmanız lazım dokunmak için. Meknun böyle işte. Dokunamaz da diyor ayette. Dokunmasın demiyor. Dokunamaz diyor. Dolayısıyla bu ayeti kelimeyi abdestsiz kimseler Kur'an'a dokunamaz diye delil getirirler. O delil olmaz. Bu konuda zaten bu şeyi yani o büyük ulema bu ayet-i kerimeyi delil getirmez ama gelenekte bu Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunmaz diye delil getirilir. Çünkü kolay. Kolayca da kaçırılmıştır. Çünkü bu ayet levh-i mahfuzda yani o Allah katında olup saklı olan bir levhada olan Kur'an'dan bahsediyor. Elimizdeki Kur'an'dan değil. Şimdi burada bir hadis-i şerif delil getirilir bununla ilgili olarak. La yemessul Kur'ane illa tahirun. Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunur. Sadece temiz olan dokunur. Bu hadiste Peygamberimizin Yemen'de görevlendirdiği İbni Hazm'a gönderdiği mektupta geçtiği söylenir bu hadis. Bu mektup sahih hadis kitaplarında vardır. Orada Peygamberimiz onun nasıl davranacağını, zekatı nasıl alacağını falan anlatır. Fakat la yemessul Kur'an'ı illa tahirun ifadesi o mektupların içine geçmez. O çok zayıf bir rivayet olarak Ebu Davud'un merasilinde yani mürsel yani peygamberimizin kimin duyduğu belli olmayan hadislerde geçer. Şimdi Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim indiği zaman vahiy katipleri vardı 40 ve daha fazla. Çağırıyordu gelin Kur'an'ı yazın. Eğer abdest almak şart olsaydı ne derdi Peygamberimiz onlara? Abdest alın, Kur'an'ı görün. Abdestinizi alın derdi. Bak böyle bir tek rivayet yok. Böyle bir tek rivayet yok. Dolayısıyla adetli kadınlar da Kur'an-ı Kerim ellerine alıp okuyabilirler. Abdestsiz olanlar da Kur'an-ı Kerim'i ellerine alıp okuyabilirler. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i anlamamız lazım. Şu anda bir ayete bakmam gerekiyor değil mi? Yani çünkü bizim için esas olan Allah'ın ne dediğini anlamaktır. Allah'a şükür elimizde çok sayıda meal var. Bir ayete bakmam gerekiyor. Aa abdestli değilim. Bir abdest alayım dediğim zaman araya bir sürü iş girer. Artık o kalır. Hele hanımlar için ömürlerinin üçte biri adetli olarak geçiyor. Bu kendi ellerindeki bir şey değil ki. E peki ortada ne bir sahih hadis var ne bir ayet var. Yasaklayan hiçbir şey yok. Peki nasıl oluyor da insanları Kur'an'dan uzaklaştırıyoruz? Biz şöyle de olabilir mi hocam? Kur'an okumak deyince sadece ölü okuruz biz Kur'an'ı. Kur'an okumak deyince sadece mübarek gecelerde okuruz Kur'an'ı. Kur'an okumak deyince biz herhalde bunu anladığımız için böyle gecelerde de abdesti almadan okumayalım diye düşünüyoruz herhalde. Ama sizin anlattığınız manada veyahut da gerçek manada Kur'an-ı Kerim bir rehber. Tabii her an. Kur'an-ı Kerim her an açıp her bakıp yani bugün yani şu olayla ilgili ben şöyle bir şey duydum ya doğru mudur acaba diye her an açıp bakacağın bir el kitabı. El kitabı. Şimdi öyle olunca yani belki sizin dediğiniz gibi hemen bir abdest alayım da böyle bir ihtiyaç. Kur'an-ı Kerim şimdi böyle bir ihtiyaç olarak toplumda algılanmadığı için öyle algılanması gerekiyor. Evet Kur'an-ı Kerim sadece işte ölülere okunur sadece efendim mübarek gecelerde, cuma akşamlarında, perşembe gecelerinde okunur. Böyle algılandığı için onu da herhalde abdest almadan okunmaz diye belki böyle bir yerleşik inanç var. Ama şu söylediğiniz elbette çok mantıklı. Ani hemen bir şeye bakmak işte insanın için. Fıtratı. Evet. Kur'an dinin tanımını Allah yaptı ya fıtrat. Evet. Şimdi ölülere Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Namaz kıl diye emri okuyacaksınız ölüye. O da ölü duysa size der ki benden geçti kardeşim sen kıl. Demez mi? Oruç tut. Ben nereden tutayım kardeşim ya? Ya ölüye Kur'an okunmaz mı hocam? Ya ölü için niye Kur'an okuyacaksın? Yani Kur'an yaşayanlar için Allah şey yapıyor. Mesela ilginçtir. Yasin suresini ölülere okurlar. Evet. Allah Yasin suresinde Peygamberimize diyor ki لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ yaşayanları uyarsın diye gönderdik bu Kur'an-ı Kerim'i diyor.
ve yahikkal kavlu alel kafirin, cezada kafirlere hak olsun diye. Yani bir Kur'an'ı bir insana okutacaksınız, insanlardan bazısı o Kur'an'ı kabul edecek, bazısı görmezlikten gelecek. Görmezlikten gelmek işte kafirlik odur. Bir ayeti gördüğü halde görmezlikten gelecek, hesabına gelmiyor çünkü. Şimdi işte diyor ki لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيِّيَنُ, yaşayan bir adamı uyarasın. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, kafirlere yani Kur'an'ı görmezlikten gelenlere de ceza hakkı olsun. Bunun içindir. Ölü ne yapsın sen istedin? Kendine bak diyecek. Kaldı ki ölülere bir şey de duyuramayız. Allah-u Teala öyle diyor. Evet. Şimdi bir diğer soruda hocam, organ bağışı doğru mu? Yani yine şimdi tabii bu tür şeyler yapılan tatbikada bakıyor. Evvela Kur'an-ı Kerim'de organ bağışını yasaklayan bir hüküm yok. Hadislerde de yok. Bu bizim açımızdan çok önemli. İkinci olarak da organ bağışının nice insanları çok büyük sıkıntılardan kurtardığını artık herkes biliyor. Evet. Herhalde bu kadar televizyon haberleri, gazete haberleri insanları kandırmak için değildir herhalde. Yani öyle gözüküyor artık. Şimdi Kur'an'da bir yasak yoksa, faydası da ortadaysa, niye günah olsun? Tabii ki yapılabilir. Evet. Bir diğer şey hocam, yine bir izleyicimiz sormuş. İçerisinde az da olsa alkol bulunan gazlı içecekleri içmek haram mıdır? Şimdi içtiğimiz zaman sarhoş eden içeceklerdir bize haram olan. Alkol bir kimyasal maddedir. O kimyasal madde gıdalarda, normal gıdalarda da bulunur. Yani bir portakalı soyun, bir kibrit çakın, orada hemen alev tutar, alevlenir, onun kabuğunda vardır şey, alkol. Bir yemeği akşamdan sabaha kadar şöyle oda sıcaklığında tutun, az bir alkol oluşur. Ama bu insanı sarhoş etmez. İnsan vücudunun da binde biri kadar, yanlış hatırlamıyorsam, yani kanın binde biri kadar bir alkole ihtiyacı var. Onu biz işte Allah-u Teala'nın böyle şey yaptı, gıdalara yerleştirdiği şekilde alıyoruz. Haram olan içildiğimiz zaman sarhoş eden, yani içki dediğimiz şeydir. Yani sarhoş edici içkiler. Budur. İçildiği takdirde sarhoş ediyorsa haram olan odur. Yani, aksi takdirde içinde alkol var mı yok mu diye değil. Sarhoş edici içki ise haram olan odur. Evet, yani İşte çoğu sarhoşluk veren şeyin az da haramdır. Tamam, doğru. O hadis-i şerif, o hadis-i şerif doğru. Yani, hadis doğru. Ama sizin bahsettiğiniz o gazlı içeceklerden bir litrede içseniz sarhoş olmazsınız. O zaman haram olmaz. Yani biz bunun olmadığını biliyoruz, yani yaşadığımız şeyden. Böyle bir olayın olmadığını, böyle bir tek vakanın olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla ondan dolayı insanlar alkol oranı düşük de olsa, alkollü içkiler deyince yapılan bir tanımlama var. Gazlı içkiler ya da normal içecekler diye yapılan tanımlamalar, bunlar ikisi birbirinden farklıdır. Biraz önce hocam Kur'an-ı Kerim'i anlatırken, Kur'an nedir'e cevap verirken Allah'ın peygamberine gönderdiği bir delil diye bahsettik. Evet. Kitap dedik. Şimdi bazen televizyonlarda izliyoruz, son zamanlarda, özellikle son birkaç yıldır, İşte Kur'an'ın şifreleri çözüldü. İşte şu ayetleri şuradan topladığınız zaman, saydığınız zaman şu rakam ediyor. Buradan da saydığınız zaman bu rakam ediyor. İşte şu tarihte kıyamet kopacak falan gibi insanların da kafasını çok karıştıran, çok önemli yani medyadaki programcıların bile peşine düştükleri bir takım şeyler var. Yani insanların kafasını karıştıran bir takım bilgiler veriliyor. Şimdi bunu ne diyorsunuz hocam? Hakikaten Kur'an'ın şifresini çözmek bu kadar kolay mıdır? Kur'an'da böyle bir şifre var mıdır? Şimdi siz televizyoncusunuz. Eğer işin, yani dating diye tabir ettiğimiz seyirciyi çoğaltma tarafındaysanız, doğrulara insanlar gelmez.
Şimdi mesela siz gidin büyükçe bir toplulukta deyin ki size bir yalan söyleyeceğim deyin. Herkes dikkatle dinler. Dinler dinler de ya bu da yalan. Kardeşim ben baştan dedim. Deseniz ki size bir gerçeği açıklayacağım, kimse dinlemez. İşte doğrular reyting yapmıyor, yalanlar yapıyor. Tamam. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Mübin, açık Kur'an diyor Allah. Açık olan şeyde şifre olur mu? Efendim yok şundan şunu çıkardım, bundan bunu çıkardım. Bunlar saçma sapan şeylerdir. Ve bir de ebced hesabı falan diye bir takım hesaplar evet. Yaparlar, tılsımlar, mılsımlar. Ve orada ebced hesabında da çok işkaççılık vardır. Kelimeyi ortadan böler. Bir öbür kelimeyi de böler. İki yarım kelimeden kendine. Çünkü hangi, mesela bir meşhur bir şahıs vardır. İşte bir takım şeyler ebced hesabıyla çıkarmaya çalışır. Bir takım deliller ortaya koymaya çalışır. Elif kelimesine bazen bakarsınız ki bir anlamı verir. Şimdi ebcedin ilk harfidir. Bir. Bazen der ki elif elf olmak itibariyle bin demektir. Şimdi elf Arapça'da bin demek. Bazen de der ki ya bu elif şemsi harflerdendir. Bu hiç sıfır, hiç dikkate de alınmayabilir. Hangisi hesabına geliyorsa onu yapar. Ondan sonra eksik kaldığı zaman aslında bu bir tılsımlı bilmem eksikliktir falan filan. Bunların asla kabul edilebilecek şeyler değil. Son derece çirkin tavırlardır. Kur'an-ı Kerim'i böyle şeylere alet etmek kadar kötü bir şey yoktur. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şifre olması mümkün değil. Kur'an-ı Kerim zaten açıktır. Herkesin asla anlayacağı olur. Türde şey. Peki İslam'da ruhbanlık sınıfı var mıdır hocam? Şimdi ruhbanlık ne demek? Ruhbanlık demek bir grubun Allah'la insanlar arasına girmesi demektir. Yani bir cemaat şeyi, işte bir tarikat şeyi. Evet. Bu şekilde insanlar sanki kendilerini onun söylediklerini yaptıkları zaman sanki Allah'a daha yakın oluyorlarmış gibi hissetmeleri. Onun söyledikleri. Yani fiilen ruhbanlık sınıfı var yani. İnsanlar diyor ki falan adam Allah'ın dostudur diyor. Güzel de sen düşmanı mısın kardeşim? Evet. Sen Allah'ın düşmanı mısın? O dostu da. Sonra sen diyor ki ya ben nasıl Allah'ın dostu olayım? Ben fakir bir kul. Peki sen kendi kalbini biliyorsun, kendini Allah'ın dostluğunu yakıştıramıyorsun. Kalbini bilmediğin kişiyi nasıl Allah'ın dostluğuna yakıştırıyorsun? Her mümin Allah'ın dostudur. Her mümin evliyadır. Bak şimdi ben şimdi burada bir test yapayım. Bakalım sen evliya mısın değil misin? Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Günah bir şey mi? Yani günahsa tamam yapmayalım. Sen şimdi istemez misin veli olmayı? Evliya da evet isterim. Ha, şimdi bak. Şimdi sizinle birlikte bütün değerli izleyicilerimiz takip etsin. Bakalım insanlar kendileri evliya mı değil mi? Neye göre? Allah'ın koyduğu prensibe göre. Tamam. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ele inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Şunu çok iyi bilin ki diyor Allah'ın veli kulları var ya onlar için işte bak burada siz kendiniz okuyun bak. En güzeli o. Hep ben konuştum yani. Şimdi değerli izleyicilerimiz diyecek ki amma da konuşuyor. İyi bilin ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar Allah'a inanmış ve ona karşı gelmekten sakınmışlardır. Yani müttakilerdir. Evet. Bak Allah'ın veli kullarının tarifini yaptı ikinci ayette. Kimmiş onlar? Onlar Allah'a inanmış ve ona karşı gelmekten Allah'a inanmış. Sen inanıyor musun?
Elhamdülillah. Bak birinciden geçtin, tamam mı? Şimdi sizin yani veli mi, o veli mi yoksa başka bir şey mi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. İmtihan yani, şimdi test yapıyoruz. Ondan sonra da diyor ki bunun Arapçası müttaki olanlardır. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Burada da Allah'a karşı gelmekten sakının. Bu ana doğru. Şimdi bakalım müttekiler kim? Yani şimdi iman tamam, o testi geçtiniz, şimdi diğer teste geçiyoruz. Bak şimdi o da burada. Diyor ki Allah, bak elif lam mim, yani zâlikel kitâbu lâ raybe fîh, bu bir kitaptır ki içinde şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Huden lil muttakîn, muttakilere yani Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösterir. Şimdi öbürüne dedi ya, inanan ve müttaki olanlar. Şimdi bakalım müttaki olanlar kimmiş burada? Şimdi size teker teker soracağım. Sonunda veli misiniz değil misiniz ortaya çıkacak. Diyor ki Allah burada, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ, samimiyetle inanan kimseler. Evet. Var mı bu sizde? Elhamdülillah. Buradan geçtiniz. Ve yuqimune s-salah, ve namazını sürekli kılanlardır. Var mı? Elhamdülillah. Tamam. Onda geçti. Yani kılmaya çalışacak yani. Kılamazsak. Kılacak. Kılamazsak yok. Kılacak. Bundan sonra hele kazanmaza yokmuş da. Evet. Ve mimma razaknahum yunfikun. Kendilerine rızık olarak ver. Bu. Evet. Geçtiniz. Evet. Geçtiniz. O da şeyin, Bakara suresinin ilk ayeti bu. Demin de Yunus suresinden okumuştuk. 62, 62, 63. ayetlerdi. Ve yuqimune s-salah, ve namazı kılar, ve mimma razaknahum yunfikun, oradan da geçtiniz. Allah'ın verdiği şeyden harcıyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ. Ya Muhammed, sana indirilene inananlar. Şimdi sen Kur'an-ı Kerim'e inanıyor musun? Elhamdülillah. Buraya da geçtik. Bak hep şu, artı puan alıyorsun. Bak dikkat et ha. Veli puanlar arasına giriyoruz. Giriyorsun yavaş yavaş. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, senden önce indirilmiş olanlara da. Yani Tevrat, İncil, Allah'ın indirdiği kitaplar. Burada da problem yok. وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ, ahiret konusunda da kesin bir inançları var. Var mı? Evetti. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ, işte Allah'ın gösterdiği yolda olanlar bunlardır. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, umduklarına kavuşacak olanlar da bunlardır. Bitti. Şimdi sen evliya mısın değil misin? Hayır, bu yani Allah'ın yazdığına göre evet. Da bitti. Yani. Şimdi evet. Allah'ın dostu demiyor muyuz? Evet. Tarif Allah yapmayacak mı? İşte Allah'ın tarifi bu. Şimdi biz tutuyoruz kendi kafamıza göre birilerine Allah'ın özel dostluğunu veriyoruz. Bu Allah'ın özel dostudur. Adeta işte Allah'ı tokat valisi gibi düşünüyoruz. Ondan sonra Allah'la ilişkilerine, tokat valiliğine ben gideceğim, işim var ama vali bey ben tanımam ki. Mehmet Aktürk Bey vali beyi tanır, ikide bir programı çıkarıyor. Giderim ondan bir hamili kart yakınımdır diye bir şey alalım. Ondan sonra beni kabul eder. Allah böyle tokat valisi gibi düşündükleri için insanlar. Ve şimdi şöyle diyelim. Şimdi Mehmet Aktürk Bey tokat valisi kırmaz derse bir insan. Ve Mehmet Bey'le de arası çok iyiyse, onun açısından vali artık Mehmet Aktürk olur değil mi? Çünkü bütün işleri o görüyor. Yani öyle düşünürse evet. Öyle değil mi? Ha şimdi diyorlar ki, falanca adam Allah'a çok yakındır. Niye siz bu putlara tapıyorsunuz diye geldiği zaman, onların o put dedikleri şey, aslında onlar taşa toprağa tapmazlardı. Onda bir manevi şahsiyet görür, onu tapar. Şimdi onun manevi şahsiyet olarak gördükleri Mekkeliler, her bir putlarına Allah'ın kızı diye bir melek olarak kabul ediyorlardı. Meleklere de Allah'ın kızı diyorlardı.
Biz Allah'ın kızları aracılığıyla gidersek Allah bizi reddetmez diyorlardı. Ve ondan sonra şunu söylüyorlardı. Ha ulai şefaauna indallah. Bunlar Allah yanında bize şefaatçi, yani bize aracılık yapacaklar diyorlardı. Şeyler de, Hristiyanlar da Allah'ın oğlu vasıtasıyla Allah'a gitmeye çalışıyorlar. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlar ki haşa öyle bir şey, İsa Aleyhisselam asla kabul etmez. Allah'ın oğlu diyorlar. Onlar da oğlu aracılığa gitmiş diyorlar. Oğlunu kızını bulamayanlar da özel dost bulup onun aracılığına gitmeye çalışıyorlar. İşte Tokat Valisi'nin sizin dostluğunuzdan istifade etmek isteyen kişiler gibi. Kardeşim siz bu şahıs Allah'ın yanında itibarı var. Ben de bunun vasıtasıyla gidersem Allah beni kurtarır dediğiniz zaman artık siz bunu Allah'ın yerine koymuş olursunuz. Evet. Yani sizin aracılığınızla Tokat Valisi'ne gittiği zaman adamın işi kabul oluyorsa, işleri görülüyorsa artık adam onun için, onun açısından asıl valisisiniz. Ama birisi sorsa ki Tokat valisi kimdir, sizin adınızı söylemez. Ondan dolayı Mekkeliler işte Allah'ın kızı dedikleri putlara gidip taparlardı ama sorulsa ki gökleri kim yarattı, Allah derler. Yeri kim yarattı, Allah. Sizi kim yarattı, Allah. Peki yağmuru kim yağdırıyor, Allah. Rızkı kim veriyor, o Allah. Peki bu putlar ne oldu? Tamam mı? Şimdi bu işte bütün insanları saptıran asıl şey budur. Asıl mantık budur. Onun için bak Allah-u Teala her mümini kendi velisi sayıyor. Her mümin Allah'ın dostudur. Aksi takdirde Allah'ın düşmanı olmak gerekir. Böyle bir olay söz konusu değil. Her mümin Allah'ın dostudur. Öyle ha evet dedi, elbette ki daha iyi ibadetini yapar. Haramlardan daha iyi kaçınır. O daha iyi olur. Efendim bu şahıs Allah'ın çok iyi dostu. Tamam ama sana ne? Sen çalışsın da daha iyi ol. Herkes Allah'a kul olmak zorunda. Ha şimdi geldik, ruhbanlık var mı? İşte bu bir ruhbanlık oluşturuyor. Bugün Hristiyanlar diyorlar ki, ben Hristiyanlığı anlatayım, ruhbanlık zaten onlarda var. Mesela bugünkü Papa 16. Benedikt'in yazdığı bir kitap vardır. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri diye. Ben o kitabı şeyden getirdim. Vatikan Büyükelçiliğine telefon ettim, bana getirdiler. Şimdi o kitapta diyor ki, İsa'nın aracılığıyla Allah'a gidenleri İsa kurtarmaya güç yetirir diyor. İsa'nın gücü yeter. Peki İsa nerede? İsa diyor kilisede bulunur. Peki İsa'nın yetkilerini kim kullanır? İsa bu yetkiyi kiliseye vermiştir diyor. Kilisenin yetkisini de papaz kullanır. Der ki günahları Allah'tan başka hiç kimse affedemez. Ama Allah'ın verdiği yetkiyle papazın affedemeyeceği hiçbir günah yoktur der. Ondan sonra istediklerini dine kabul ederler, istediklerini etmezler. Ama istediğini affoluz ediyor. İstediğini dinden çıkarıyor, istediğini dine sokuyor. Şimdi Allah adına hareket eden bir kilise var orada. Allah adına sözler söylüyor. Gel ben seni kurtaracağım diyor. Öyle olunca işte ruhbanlık sınıfı bu. Kim ki kendisini kurtarıcı olarak ortaya koyuyorsa o kendisini ruhbanlığa şey yapıyor. İslamiyet'te kurtarıcılık inancı asla yoktur. Çünkü biz ancak kendi yaptığımız ibadetlerle, taatlerle, Cenab-ı Hak bizi kurtarırsa kurtarır, başka hiç kimse bizi kurtaramaz. O da bizim kendi yaptığımızla. Başkasıyla değil. Şimdi şöyle bir şey yapayım, hem de bir hatıra olsun. Burada birkaç hatıraları sık sık anlatmak lazım ki değerli izleyicilerimiz bıkıp da televizyonlarını kapatmasınlar. Yok yok hocam. Sohbetin iyi olduğunu eminim hocam. Değerli izleyenlerimiz çünkü sorular geliyor. Evet, sorular geliyor. Tamam, yani dinleyenler var çok. Şimdi
Finlandiya'dan Luteryen papası. Yani bizim Türkiye'de onlara Protestan diyoruz. Protestan bir papaz. Bizim yanımıza doktora yapmak istedi. Fakat o zaman İstanbul Üniversitesi yönetimi bundan hoşlanmadı falan. Gerçi bana kalsaydı ben yaptırırdım yani doktorayı. Şimdi ondan konuştuk, oturduk tabii, epeyce geldi gitti falan. Bir gün ona sordum, dedim ki siz, dedim, İsa ile ilgili olarak ne diyorsunuz? Dedi ki o %100 insandır. Ha işte böyle dedim, yola gelin ya. Aa dedi, ama %100 Allah'tır dedi. Ya bu ne demek dedim. Allah insandır o zaman. Hayır, İsa %100 insandır, %100 Allah'tır diyor. Ya kardeşim dedim, senin aklın eriyor mu? %100 insansa Allah'a hiçbir şey kalmadı. %100 Allah'sa insana bir şey kalmadı. Buna senin aklın... bu akılla anlaşılmaz dedi. Akılla anlaşılmaz. Bir de şuna bakın Mehmet Bey. Bir insan yoldan çıktığı zaman akıllı kişilerin hiç hoşlanmaz. Bu akıl işi değil, ancak gönül işidir der. Anlaşılmaz, hissedilir derler. Halbuki Allah diyor ki aklını kullanacaksın. Koyun olmamak lazım. Bu akıllı anlaşılmaz dedi. Allah Allah, nasıl, ama insanlar akıllı, ne yapalım dedim. Peki dedim, bir insan kilisedeki bütün inançlara inanıyor. Canı gönülden de bağlanmış, içten, kalpten de bağlanmış. Bütün ibadetlere de katılıyor. Zengin de bol miktarda da yardım yapıyor kiliseye. Fakat vaftiz olmuyor. Bu kişi öldüğü zaman cennete mi gider, cehenneme? Cehenneme gider dedi. Niye? Vaftiz olmadı dedi. Vaftizeyi de bir suya batırıp çıkaracak, yani üzerine biraz su serpecek. Dedi ki, vaftiz olmadı mı ilk günahtan sorumludur. O günahı kim işlemiş? Adem. Adem'in günahından buna ne dedim ya? Ne bilelim, belki sorumlu. Belki de olur mu dedim ya din. Peki dedim, adam vaftiz olmak istedi, geldi. Gitsin öbür kiliseye dedi. Tamam. Öbür kiliseye giderken yolda bir araba çarptı, öldü. Bu adam daha vaftiz olmadan öldü. Nereye gider? Cehenneme dedi. Vaftiz olmadı. Sonra dedi ki, ya yeni doğmuş çocukları vaftiz ediyoruz. Evet ediyoruz dedi. Ya bu çocukların dinden, imandan bir şey bilmiyor musunuz? Nasıl? Ne bilelim, belki biliyor. Allah, peki tamam. Kabul ederim. Peki dedim. Affedersiniz. Dedim ki, bu çocuklar büyüyor, hiç kiliseye gelmiyorlar. Hatta kiliseyi reddediyorlar. Kiliseye düşmanlık ediyorlar. Peki bunlar ölse nereye giderler? Cennete dedi. Niye? Vaftiz oldular dedi. Peki dedim, Hristiyanlar var dedim, işte Avrupa'da, Amerika'da. Bunlar Müslüman oluyorlar dedim. Evet oluyorlar dedi. Peki size göre bunlar Müslüman mıdır? Hayır dedi. Hristiyandır. Niye dedim? Biz onu Hristiyanlıktan çıkarmadık ki dedi. Yani onlar çıkaracak ki adamlar Müslüman olabilsin. Yahu dedim, bu kimin dini? Bu dini kilise mi ortaya koydu, yoksa Allah'ın dini? Ya böyle din olur mu dedim ya. İşte ruhbanlık bu. Allah adına hareket etmek. İslam'da din adamlığı yok. Ha biz de işte camilerde bir takım görevliler falan, cami görevlisi deriz. Geç halk arasında din adamı falan denir ama. Herkes dinin adamı olmak zorunda. Herkes dinini bilmek zorunda. Bizim camiyle kiliseyi insanlar karıştırır. Hiç alakası yok. Cami sadece ibadet yeridir ama kilise Allah'ın temsil ettiği, edildiği yerdir. Kilisenin ön tarafında kapalı bir kapı bulunur. O kapının içerisi İsa Aleyhisselam'ın odasıdır. Oraya papazdan başkasını sokmaz. Caminin her tarafına girer. Caminin her tarafına girersiniz. Hele o belli bir noktadan sonra kadınları hiç sokmazlar içeriye. Oraları hiç. Şimdi orada yani Allah'ı temsil ettiklerine inanırlar. Allah adına hareket ederler. İşte
ister Müslüman ister ne olursa olsun bir kimse kendini Allah adına hareket etmeye yetkili görüyorsa o ruhban sınıfını oluşturmuş olur. İslam'da herkes Allah'a kuldur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Araya asla aracı girmez. Sadece öğretmenlik yapılır, örneklik yapılır. Başka bir şey olmaz. Evet. Demek o zaman İslam'da ruhbanlık aramak veya ruhbanlığa benzer bir sınıf yaratmaya çalışmak asla olmaz. İslam'la biraz ters düşüyor. Yine bir SMS'ten bir izleyicimiz sormuş hocam. Kur'an-ı Kerim'i Arapça mı yoksa mealden mi okumak daha evladır diyor. Şimdi eğer bu dinleyicimiz Arapçayı biliyorsa, okuduğu zaman Allah'ın ne dediğini anlıyorsa, tabii ki Arapça okumak daha iyidir. Çünkü kendi orijinal dilinden anlamış olacak. En iyi meal de o kişinin anladığı kadardır. Yani onu birebir Türkçe'ye aktarmak mümkün olmaz. Yapabildiğiniz kadarını yaparsınız. Ama Arapça bilmiyorsa? Arapça bilmiyorsa yapacağı tek şey Kur'an-ı Kerim'i mealden okumaktır. Çünkü o zaman Allah'ın ne dediğini bilmez. Halbuki ne dediğini bilmesi gerekir. Peki şu caiz midir hocam? Mesela işte ben diyelim ki Arapça bilmiyorum. Arapça okumayı biliyorum ama anlamını bilmiyorum. Hı hı. Ama Kur'an-ı Kerim'i okumayı, Arapça okumayı biliyorum. Okuduğundan da ama bir şey anlamıyor yani Arapçayı bilmediği için. Şimdi ve bazen de öyle oluyor ki yani böyle çok da güzel bir sesle, çok da güzel bir üslupla onu okumak ama hiç anlamadan okumak. Bunun bir sevabı var mı? Ya şimdi siz Allah'ın kelamıdır diye emek vermişsiniz, okumuşsunuz. Elbette o da çok güzel bir şeydir yani. Güzel bir sesle dinlersiniz. Ama asıl yapılması gereken o değil. Asıl yapılması ki Allah bana bu da neyi emretmiş, neyi yasaklamış. Çünkü asıl mesele o. Onu öğrenmek zorundayız. Evet. Evet. Yine bir dinleyicimiz sormuş hocam. Diyalog nedir demiş. Diyalog şu ikimizin yaptığı şeydir. Evet. Karşılıklı konuşmadır. Tabii bu dinleyicimiz herhalde Müslümanların dinler arası diyalogdan bahsetmiş. Dinler arası diyalogdan bahsetmiş olması lazım. Dinler arası diyalog olmaz Mehmet Bey. Evet. Çünkü ben şahsen İslam dinini benim temsil etme yetkim yok. Bu yetkiyi İslam dininin sahibi olan Allah'ın vermesi lazım. Allah da kimseye böyle bir yetkiyi veremez. Ben sadece kendimi temsil ederim. Başka kimseyi din adına ben inandığım dindir temsil ederim. Dinler arası diyalog olmaz. Dindarlar arası diyalog olur. Ha burada dinlerimizi anlatırız falan. Bu çok çok güzel bir şeydir. Biz bunu yaparız. Şimdi ben mesela İstanbul Üniversitesi'nde Dünya Dinleri Kültürü Bölümü başkanıyım. O vesileyle çok sayıda işte az önce anlattığım gibi böyle papazlarla, diğer din mensuplarıyla görüşürüz. Ne olur siz kendinizi anlatırsınız, karşı taraf kendini tartışma yani böyle fikir tartışması manasına öyle şey değil de olur öbür sonuca varırsınız ya da önemli bir şeydir. Mesela Almanya'da bir profesör papaz var. Doktor Tamki. Geçen sene bizim vakfımıza geldi, Süleymaniye Vakfı'na. Yani İstanbul Üniversitesi'ne geldi de bir takım şeylerle işte yerlerle görüştü. Bir de bizim vakfa geldi. Vakıfta oturduk onunla. 3 saat bir gerçek manada bir diyalog yaptık. Şimdi şöyle bir şey oldu. O Doğu kiliseleri uzmanı dediler. Dedim ki şu Doğu kiliselerini bize bir anlatır mısınız? Çünkü Doğu kiliselerindeki Hristiyanlığı Batı kiliseleri kabul etmez. Onlarda mesela namaz vardır. 5 vakit bizim bildiğimiz gibi şekilde. Onlarda bazıları İsa'nın Tanrı'nı kabul etmezler. Allah'ın peygamberi sayarlar falan. Yani İslam'a biraz daha yakın. İslam'a daha yakındırlar. Baktım ki hiç onlardan bahsetmeye niyeti yok. Luteryenlikten bahsetmek istiyor. Çok kısa bir özetini yapayım mesela. İşte diyalog o olur.
Dedim ki, ya dedi ki Luteryenlikten ben anlatayım. Dedim olur anlat. Luteryenlerin biz İncil'e aykırı hiçbir şeyi kabul etmeyiz. Temel referansımız İncil'dir. Zaten dedi Martin Luther İncil'i Almanca'ya tercüme etti ki her insan okusun. Katolik Kilisesi İncil'i ancak biz anlarız diyor. İnsanlar anlayamaz diyor. Sadece biz yorumlayız diyor. Onlar da tercüme etti ve insanlara yaydı. Öyle mi dedim? Çok güzel bak ben sizi ben böyle bilmiyordum. Çok çok iyi dedim. Çok memnun oldum bunu duymaktan. Peki dedim. Tıpkı öbürü gibi o dedi %100 insandır ama %100 Allah'tır dedi. Yani Tanrı'dır dedi. Peki dedim, İsa'nın Tanrı olduğu İncil'in neresinde yazıyor? Dedi, çok ağır bir soru sordunuz dedi. Kaynak İncil'se. Kaynak İncil dediniz. İncil'in neresinde yazıyor? Dedi işte o bir sözdür diyor. Dedim ki o bir sözdür. İfadesi Kur'an-ı Kerim'de de var. Allah diyor ki Allah'ın kelimesidir. Sözüdür yani. Yani babasız dünyaya gelmiş. Söz de şu, Allah emretmiş. Ol diye. Meryem'in rahminde o da vermiş. Söz bu işte, başka bir şey yok. Siz dedim böyle bir şey niye tanrılaştırıyorsunuz? İsa'yı Tanrı diye ilan ediyorsunuz. Peki dedim, bana şunu söyler misiniz? İlk 3 asırda İsa Tanrı sayılır mıydı? Hayır dedi. 3 asır boyunca İsa'ya Allah'ın peygamberi dediniz dedim. Sonra dedim siz bu şeyde İsa'yı tanrılaştırmaya 3. asırda Hatay'da Antakya'da yaptığınız konsille başlamadınız mı? Evet öyle oldu dedi şimdi. Sonra dedim bu işi Efes'te biraz geliştirdiniz. Daha sonra da İstanbul'un Kadıköy'de 451'de İsa'nın tanrılığını resmen ilan ettiniz. Meryem'i de Tanrı'nın annesi saydınız. Yani İsa'yı siz Tanrı yapmadınız mı dedim. Evet öyle oldu dedi. Ya neden şey İncil'e uyuyordunuz? Şimdi ve dedim bak İncil'de dedim İsa'nın Allah'ın peygamberi olduğu yazılı. Hayır öyle bir şey yok. Öyle mi dedim? Hemen İngilizce İncil'den 3 tane yer gösterdi. Şunları oku bakalım diyor. Okudu. Allah'ın peygamberi diyor. İsa ben Allah'ın peygamberim diyor. Bak Tanrı olduğuna dair hiçbir ifade yok. Peygamber olduğuna dair 3 tane ifade gösterdim sana. Sonra tabii dedim ki tabii çok kısa bir özet veriyorum. Yani bunun tamamı bizim internet sitemizde vardır. kurandersi.com sitemizde. Gerçi Almancadır. Tercümede o kadar çok başarılı olmadı. Ama yani sabırlı olanlar tamamını dinleyebilirler. Şimdi dedim ki bütün bu yaptıklarınız konuşmalardan şu anlaşıldı 3 saat sonunda. Demek ki İncil bir vadide siz başka bir vadidesiniz. Evet öyledir dedi. Hani başlangıçta biz İncil'e aykırı bir şey yapmadık demiştiniz. Onun o cümleyi söylemedim. Evet öyledir dedi. Şimdi adam bir acayip oldu dedi. Durdu. Kalmıştır dedi. Dedim bak dediğin doğru. Bizim dini hayatımız Kur'an'dan çok uzaklaşmıştır ama sizin gibi hiçbir zaman olmamıştır. Evet. Hiçbir zaman olmamıştır. Yaşamasak da Kur'an inkar etmemişizdir yani. Hiç gibi peygambere kimse Tanrı dememiştir. Şimdi diyalog bu işte. Yani o kendini anlatacak, biz kendimizi anlatacağız. Ama biz efendim ihtilaflı konulara girmeyelim. İttifak ettiğimiz noktalarda konuşalım. Yani sen de insansın, ben de insanım. Yahu kardeşim. Onu Hristiyan, beni Müslüman yapan ittifak ettiğimiz konular değil ki, farklı olan kısımlardır. Eğer diyalog yapacaksan onu yapacaksın. Hem de adına dinler arası diyorsun. O adam kendi dinini anlatacak, sen senin dinini anlatmayacaksın. Ilımlı İslam'da bu mu acaba hocam? Ilımlı İslam bu, evet.
çok kimse rahatsız olur. Şimdi henüz yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yani başkası dinini anlatacak. Ama sen onu, sadece dinleyeceksin. Sen sadece dinleyeceksin. Irmızdan bu, evet. Evet. Şimdi isterseniz bu konuya şimdi girmeyelim hocam. Peki, girersek sabaha kadar devam edelim. Hiç gerek yok. Şimdi bir izleyicimiz sormuş. Yoksa ayetteki gibi bilinen 3 aylarda mı diye yazmış değerli izleyicimiz. Evet, haç yalnızca Kurban Bayramı'nda mı yapılıyor hocam? Şimdi ben bugün geldim. Öğretmen arkadaşlarla toplantı yaptık, dedim. Bak, soru sorarken öyle zor sorular sormayın dedim. Belli ki onlardan birisi sormuş. Yani böyle zor soru sorulur mu yani? Buradan şimdi beni stüdyodan mı kaçıracaklar? Hayır, şimdi fetva makamında olunca hocam. Şimdi bak, Kur'an-ı Kerim'den cevap vereceğiz dedik ya. Ben vereyim size. Şimdi o dinleyicimizin dediği ayet şu, bak oku şurayı. 197 Bakara 197. ayet. Şurası, şurası, şurada. Hac bilinen aylardadır. Kim bu aylarda hac etmeye kesin karar verirse bilmelidir ki haçta çirkin, kaba söz, kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Yani bak, bu aylarda hacca karar vermek var. Hac bilinen aylardadır. Bak, bu bilinen aylar dedi, tamam mı? Evet. Şimdi bu bilinen aylar Zilkade, affedersiniz, Şevval, yani Şevval dediğimiz ay Ramazan'ın hemen, Ramazan'ın bayramı Şevval'ın birinci günüdür. Ramazan bayramında başlar hac ayı. Şevval, Zilkade, Zilhicce. Üç ay. Şimdi ayetin devamında da şöyle var. Bak, ondan sonra şeyi de okur musunuz? Ayetin tamamını okuyun, bir de 198'i okuyun. Hac bilinen aylardadır. Kim bu aylarda hac etmeye kesin karar verirse bilmelidir ki hacda çirkin, kaba söz, kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Ne iyi azık edinin, şüphe yok ki azlığın en iyisi Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Tamam. Rabbinizden rızık, fazıl istemenizde herhangi bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılınca Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Nitekim o size yol göstermeden önce gerçekten şaşkınlardan. Bak, burada diyor ki hac belli aylardadır diyor. Yani Şevval, Zilkade, Zilhicce 3 ay. Orada da diyor ki Rabbinizden rızık istemenizde herhangi bir günah yoktur. Çünkü o 3 aylarda aynı zamanda işte o Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'de haram aydır. Onlar insanların dokunulmaz sayıldığı aylardır. Esasen bu aylarda Allah-u Teala'nın bizden istediği, diğer ayetlerde okursak, bütün insanlığın katılacağı fuarlar düzenlenmektir. Bütün insanlar. O mekan da ona müsaittir zaten. Onun için وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ اَنْ تَبْتَوُوا فَضَّمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Yani burada kazanç peşine koşmanızda bir günah yoktur. Geliyorsunuz, hem hac yapacaksınız hem ticaret yapacaksınız. Şimdi burada bilinen aylar dedi. O konuya girmeyelim, çünkü o çok uzun bir konu olur. Bak şimdi. Şimdi bu ayette de, bu da Hac suresi, bakın. Sureye bakın. Hac. Adı Hac suresi. Burada da diyor ki وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَتُوكَ رِجَالًا. Allah diyor ki insanlar içerisinde haccı ilan et. Yürüyerek ve yorgun develer üzerinde gelirler. Uzak yollardan gelirler. Gelsinler yani. Niçin gelecekler? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Kendileri için bir takım menfaatlere şahit olsun. Ticaret yapsınlar. Mal getirsin, satsınlar, oradan alıp götürsünler. Kazanç elde etsinler. Ondan sonra ne yapacaklar? Ve yedkuru smallahi, Allah'ın adını ansınlar, yani dua etsinler, Kur'an okusunlar, bir şeyler yapsınlar. Ne zaman? Fi eyyamin malumat. Malum günlerde. Bakın, burada malum aylar dedi, burada malum günlere düştü.
İbadetin yapılacağı günler orada hac görevine başlama günü. Bu ibadetin yapma günü malum günlere düştü. Aydan günlere düştü. O malum günler de zaten İbrahim Aleyhisselam'dan beri herkes bunu biliyor. Hatta Adem Aleyhisselam'dan beri biliniyor. Ki İbrahim Aleyhisselam yeniden bina etmiştir şeyi, Kabe'yi. Malum günler hangileri? Arafat. Ondan sonra bayramın birinci, yani Zilhicce'nin 9. günü, yani Arafat'a çıkıldığı gün, bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri toplam 5 gün. Güne düştü aydan, görüyor musunuz? Ve şurada da diyor ki bak, yine bu az önceki şeyde, وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودًا, sayılı günlerde Allah'ı anın, zikir yapın, yani dua edin. Gene sayılı günler. Dolayısıyla şimdi ayetler arası ilişkilere baktığınız zaman böyle 3 ay falan olması mümkün değil. Ayrıca şurada diyor ki bak, şurada diyor ki, فَاِذَا قَضَيْتُمْ فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ, Arafat'tan sel gibi aktığınız zaman, 3 ay içerisinde herkes istediği zaman çıkacak olsa sel gibi akma olur mu? Evet. Mümkün mü? Yani sel, belirli günlerde olmalı ki herkes bir arada, herkes aynı gün Arafat'tan sel gibi aktığınız zaman, فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, Meş'ari haram denen Müzdelife'de Allah'ı anın, dua edin. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِيلَ مِنَ الطَّالِينَ, Allah size nasıl yol gösterdiyse Allah'ı da o şekilde anın, bundan önce ne kadar yoldan çıkmış olsanız bile. Gördünüz mü? Bak, Arafat'tan da sel gibi akmak gerekir. Sel gibi akmak için herkesin orada toplaşması lazım. Dolayısıyla şimdi ayetler arası ilişkileri ortadan kaldırıp sadece bir yerde gördüğünüz bir kelimeye göre fetva verip ondan sonra oradan bir sonuç elde edin. Bakın, bu mümkündür. Yani bir insan Kur'an'ı kendine uydurmak isterse bunu rahatlıkla yapar. İstediği ama, bir şifreyi çözer diyor. Ama kendini Kur'an'ı uydurmak istiyorsa, az önce söylediğim gibi işin fetvasındaysa, öyle bir tane elma herkes dalından koparır ama o elmadan marmelat yapacaksa onu herkes yapamaz. Orada ustasının işi. Yani hacca bu 3 aylarda gidebilir ama ibadeti yapacağı günler o belli günlerdir. Tabii, çünkü o 3 aylar büyük panayırların kurulacağı, toplanacağı bir aydır. O 3 aylarda her türlü şey için, ticaret için tabii, gidebilir. Tabii. Yani dünyanın her yerinden oraya mal getirilebilir, evet, ve oradan alıp götürülebilir. Efendim, şimdi yine bir izleyicimiz sormuş. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Sizi doğru mudur? Tabii bunlar uydurma şeyler. Ama şöyle bir haklılık payı olabilir. Yani siz şeyhi bir usta olarak, öğretmen olarak, hoca olarak şey yaparsanız, buna ihtiyacımız var. Herkesin bir örneğe, bir hocaya ihtiyacı vardır. Fakat bu şeyhi Allah'la kendi arasına giren bir aracı, bir Allah'a karşı bir vekil gibi. Şimdi bazıları işte bir takım şeyhlerine vekillik verirler. Bu Allah'ın vekilidir. Biz Allah'ın yanında temsil edecek. Allah'ın bizim bir şeyi. Allah-u Teala peygamberimize vekillik vermemiştir. وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ diyor peygamberimize. Sen onların üzerinde vekil değilsin. اِنَّمَا اَنْتَ نَذ۪يرٍ, sadece uyarıcısın. Sadece uyarıda bulunan, sadece insanlara dinini öğreten, sadece insan dinini yaşayarak, doğru yaşayarak, Kur'an'daki gibi yaşayarak, öyle hikayelerle, masallarla, hurafelerle, menkıbelerle değil, Kur'an'da yaşayarak gibi ve peygamberimizin gösterdiği gibi onun örnekliğinde yaşayarak öğretmenlik yapıyorsa, buna hepimizin ihtiyacı var. Evet. Şimdi Kur'an dışında peygamberimize verilmiş bir mucize var mıdır? Cennet ve cehennem ebedi midir demiş bir izleyicimiz sormuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir takım mucizeler olduğuna dair bazı rivayetler vardır, fakat hepsi de çok zayıf rivayetlerdir. Peygamber Efendimiz'in asıl mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi bak şöyle söyleyeyim, dersimizin, yani bu sohbetin başında
dedi ki Muhammed bir kimsenin Kur'an'ı anlaması lazım. Bu ancak Allah tarafından gönderilebilir bir kitaptır kanaatine varması lazım. Ki o zaman eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demeye hakkı olsun dedik, değil mi? Evet. Şimdi baştan bunu söyledik. Şimdi dakika, soru nasıldı? Şurada hocam. Kur'an dışında peygamberimize verilmiş bir mucize var mı? Tamam. Şimdi Musa Aleyhisselam'ı düşünün. DNA'yı attı, yılana döndü. O anda orada olanlar için bu bir mucizedir. Bugün herhangi bir kimseye DNA'dan dolayı Musa'nın peygamberliğine inan diyebilir miyiz? Eşhedü diyebilir mi adam? Diyemez. Dolayısıyla bugün yani Peygamber Efendimiz'in mucizesi öyle bir mucizedir ki kıyamete kadar kalacak bir mucizedir. Yani Musa Aleyhisselam'ın DNA'yı bugün Topkapı Müzesi'nde var deniyor yani. Orada bir DNA. Ama ona bakarak hiç kimse Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğine inanamaz. Yani bu onun mucizesidir diyemez. Ya kardeşim ya işte her... Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu için onun mucizesi kıyamete kadar olması lazım ve herkesin ulaşabileceği yakınlıkta olması lazım. Bu da sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Yani o tarihte anlatılanlar olmuş olsa bile bugün bizim için bir şey ifade etmez. Bizim için ifade eden sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Hocam cennet ve cehennem ebedi midir? Kur'an-ı Kerim'de Allah onların ebedi olduğunu söylüyor. Bizim de yapacağımız başka bir şey yok. Allah ne derse odur. Evet. Şimdi bir dinleyicimiz aramış yine hocam. İsmini de vermiş dinleyicimiz. Eyüp Erdoğan isimli bir dinleyicimiz. Anne ve babası öldüğü zaman hocam ne okuyor diyor. Yani siz biraz önce şey dediniz ya hocam. Yani ölülere Kur'an okunmaz. Bu diriler içindir dediniz ya hocam. Ben şimdi size söyleyeyim. Bu dedi Eyüp. Eyüp Bey'in okuduklarını okuyorum. Bak Eyüp Bey ne okuyor? Ben onu size söyleyeyim. Eyüp Bey belli ki namaz kılıyor. Biz her namazımızda şu duayı okuyoruz. Ve Allah bizi okutturuyor onu. Rabbena ufirli veli valideyye velil mu'minine yevme yekumul hesab. Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir. Ya Rabbi beni affeyle. Bu şeyin İbrahim suresinin 41. ayeti. Ya Rabbi beni affeyle, anamı babamı da ve bütün müminleri. Anam babam Müslüman olduğu için ben bunu affet diyorum. Ama anam babam Müslüman olmasaydı ben bunu söyleyemezdim. Bu yasaktı o zaman. Şimdi bak o da Tevbe suresinde Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği bir şeydir. Bak ma kâne linnebiyyi vellezîne âmenû en yestagfirû lil müşrikîn. Yani bir peygambere müminlere düşmez. Onların böyle bir hakkı yoktur. Müşrikler için Allah'tan bağış isteme hakları yoktur. Tevbe suresi 113. ayet. Yani mesela burada bir şey daha parantez içinde sormak istiyorum hocam. Mesela işte bir ışık yanıyor, kararıyor. İşte Edison ışığı buldu. Allah mekanı cennet etsin falan diyorlar. Yani evet. Böyle bir müşrik, yani müşrik olduğunu bildiğiniz insan babanız da olsun. Bak diyor Allah. Velev kanu uli kurba, yakınları bile olsa af dileyemezler diyor. مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Onların cehennemlik olduğunu kesin olarak biliyorlarsa af dileyemezler. Şimdi Edison cehennemlik mi değil mi? Tanımadığım bir insanla ilgili bir hüküm vermemiz zor yani. O konuda bizim yani bilmediğimiz kişinin iyiliğine burada. İfadesi şu, çok önemli.
min ba'di ma tebeyyene lehum, kendileri için apaçık ortaya çıktıktan sonra ennehum ashab, açık apaçık biliyor musun? Hayır, hiç kimse açık bilemeyiz hocam o zaman. Hayır, belli olur yani, yolu itibariyle şey itibariyle belli olur. Peki İbrahim Aleyhisselam, az önceki dua İbrahim Aleyhisselam'ın duasıydı. Rabbena ufirli veli valideyye duasını okudu. Peki İbrahim bu duayı niye yaptı? İbrahim'in babası için yaptığı bağış talebi, bağışlanma talebi, ya Rabbi affet şey, illa an mev'idetin va'adaha iyyahu, babası için daha önce yaptığı bir söz, verdiği sözden kaynaklanmıştı. Senin için Rabbimden af dileyeceğim diye bir söz söylemişti. Ama felemma tebeyyene lehu ennehu adu teberra min, hemen dua etmekten vazgeçti. Şimdi işte ben babam için bu duayı yapıyorum, annem için de yapıyorum. Nedir o? İşte İbrahim Aleyhisselam'dan bize gelen her namazda okuduğumuz dua. Ki o Eyüp Beyler namazda okuduğu duadır o. Rabbena ufirli veli valideyye velil mu'minine yevmi yakumul hisab. Ya Rabbi beni affet, anamı babamı da ve bütün müminleri hesabın kurulduğu gibi. Evet. Bundan başka dua okumaz mıyorsun hocam? Hayır, dua ederiz yani. Onlar için Cenab-ı Hak'tan af dileriz. Ya Rabbi sen onları, ama dua ederiz. Evet. Başka bir şey yapmayız. Kur'an'dan ayet okumayız. Hayır. Ha, bu da bir Kur'an'dan bir ayettir yani. Dua mı? Dua olan ayetlerini okuruz. Evet. Peygamber şimdi ben sizinle bir konuşayım. Şefaat derken siz ne anlıyorsunuz? Yani sen sizde oluşan, gelmiş bir gelenekten geliyoruz. Oluşan nedir? Yani sizin bilginiz, değerlendirmeniz nedir diye sormuyorum. Soru o değil. Yani şimdi Tokat'ta doğup büyümüş Mehmet Bey, çevresinden edindiği bilgilere göre, sonradan kendi araştırmasına göre oluşan bilgilere göre değil, şefaattan ne anlıyorsunuz? Yani birine yardımcı olmak, işte aracı olmak. Yani kurtarmak. Kurtarmak, evet. Yani Allah-u Teala birisinin cehenneme gitmesine karar verecek, Peygamberimiz onu oradan kurtaracak. Böyle anlaşılmıyor mu? Yani bir bakımdan bakarsanız öyle anlaşılıyor. Yani anlaşılıyor mu? Peki, Peygamber nasıl oluyor da Allah'ın cehenneme attığı kişi Peygamber nasıl kurtarır? Peygamber o kişiyi görmüş mü? Böyle nasıl kurtarabilir? Kurtarmak için Allah'tan daha güçlü olması gerekmez mi? Ama tabii ben Kur'an-ı Kerim o kadar bilmiyorum ben şimdi. Şimdi Kur'an'da ne olduğunu biraz sonra okuyacağım. Kim olacak denir hep. Kimden? Kimden? Yani Allah'tan değil tabii. Yani Allah'tan kurtaramaz elbette. Allah'tan yani, demektir ama bu. Ne zaman? Yani, ne zaman? Kıyamet günü. Kıyamet gününde hakimiyet kimde? Allah'ta. Ondan kurtaracaksa daha güçlü olması lazım. Evet. Ve bizi daha çok tanıması lazım. Allah'tan daha merhametli olması lazım. Peki şimdi bak Allah-u Teala diyor ki, şimdi Bakara suresinin, yani hocam Abdullah sözü inanıyorum inanmıyorum meselesi, tabii ki Allah Kur'an'da ne diyorsa ben onun hepsine baş üstüne inanıyorum. Şimdi bak Bakara suresinde ...254. ayet-i kerime okuyalım bak şimdi. Ne diyorsa 254'ü siz okuyun bize. Bakara suresi 254. Ey iman edenler, içinde alışverişin, dostluğun ve de şefaatin olmadığı bir gün gelmezden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. İnkar edenler işte onlar zalimlerdir. Tamam. Bak, alışveriş yok diyor. Bak diyor ki Allah-u Teala, ya yellezine amenu enfiku mimma razaknakum. Müminler size rızık olarak verdiğimizden harcayın.
bir gün gelecek. La bey'un fihi, orada alışveriş yok. Ahirette alışveriş yapacağız diye iddia eden hiç duydun mu şimdiye kadar? Dostluk da olmayacak. Onu da işte nefsi nefsi meselesi hep halk arasında bildir. Ayetin üçüncüsü ve la şefa'a, şefaat. Ya ayet-i kerime ne diyelim şimdi? Şimdi burada şöyle bir şey de anlaşılıyor bazen, şefaatten kelime manası olarak hocam. Yani birine diyelim ki birini tavsiye ederken veya işte ya iyi insandır. Yani bu sizi sever veya size yakındır. Tamam. Sizinle, kime söylersiniz bunu? Bunu sizden daha yüksekte birine. Tamam. Yani siz evet. Diyelim ki siz şimdi az önce bir vali örneğini vermiştim. Gittiniz Tokat valisine, dediniz ki vali bey bu iyi bir insandır. Bunun işini bir görün dediniz. Ha, yani işini görün varsa da bu iyi bir insandır. Tamam, bir yani bir takdim ediyorsunuz. Yani takdim ediyorsunuz. Evet. Peki vali bey onun iyi insan olup olmadığını bilmez. Çünkü sizin gibi bir insandır. Peki siz bunu Allah'a yapıyorsunuz. Allah sizden daha iyi tanımıyor mu onu? İşin esası kalpte. Kalpleri Allah mı iyi bilir, siz mi iyi bilirsiniz? Evet. Nasıl takdim edeceksiniz? Hocam? Yani ya bunu benim hatırım için affet, tamam o bu günahlar işlemiştir ama yani şefaat etmek bir de bu manadadır. Ama yani bak, birisi birine karşı bir suç işlemiştir, günah işlemiştir, suç işlemiştir. Yani gidip de ya bu iyi bir insandır bunun. Yani benim hatırım için. Tamam işte, siz onu ondan daha iyi tanıyor olmanız lazım. Evet. Öbüründen daha çok merhametli olmanız evet. lazım. Bunu benim hatırım için affet falan gibi. Yani Allah için söylenebilir mi böyle bir söz? Tabii şefaat belki, olur zaten. Ki Allah'ın en sevgili kuluna, peygamberinin de belki insanlara, belki insanlar bunu bu manada düşünüyorlar. Bak, belki Müslümanlar bak, şimdi bu manada düşünebilir de Allah evet. kabul ediyor mu? Mesele o. Yoksa biz her şeyi düşünürüz. Cenab-ı Hak kabul ediyor mu? Şimdi şu ayeti okuyun bir zahmet. Bak, Secde Suresi 4. ayet. Yeri 6 günde yaratmış. Sonra da hakimiyet altına Fatih'iniz de yoktur. Hal ondan, Allah'tan başka hala düşünmüyor. Bir daha okur musunuz lütfen? Allah gökleri ve yeri 6 gün sizin ondan başka bir veliniz de şefaatçiniz de yoktur. Bu Allah'ın sözü değil mi? Evet, ayet-i kerime olduğuna göre evet Allah'ın. Yani hala düşünmüyor musunuz? Allah böyle dedikten sonra biz ne yapabiliriz? Evet, Secde Suresi 4. ayet. Peki bir de şunu lütfen, Zümer Suresi 43. ayet lütfen okur musunuz? Şurada 43. 43 ve 44 ikisini okuyun. Evet. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler de mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını da kullanmıyorlarsa da mı? De ki şefaatin hepsi Allah'ındır. Göklerin ve yerin hakimiyeti ona aittir. Bir zaman sonra ona döndürüleceksiniz. Evet. Şimdi orada Allah-u Teala der ki men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'izni. Allah katında Allah'ın izni olmadan şefaate yeltenecek de kimmiş? Şefaate kalkışacak. Ya'lemu mâ beyne eydihim. Şimdi evet, şimdi bakın, dolayısıyla şu 18. ayeti okuyun bir zahmet. Kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyerek Allah'tan başkalarına kulluk ederler. De ki Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Allah koştukları şirklerden münezzeh ve yücedir. Evet. Şimdi dolayısıyla
illa limen edine lehur rahman ve radiye lehu kavle. O şefaat edecek kişi, o meleklerden bahsediyor. Yani orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olabilir tabi. Onlar diyor şefaate güç yetiremezler. Sadece Allah'ın razı olduğu kişiler için, Allah'ın razı olduğu kişiler şefaat ederler. Yani bir diploma töreni gibi. Zaten birinci olmuş birisi, ikinci olmuş, üçüncü olmuş, dördüncü olmuş. Bir tören düzenleniyor. Kişiler var. Şey diyor ki, okul yönetimi diyor ki, bu da en... Evet. Mehmet Bey verecek. Siz o diploması vermeseniz de zaten o birinci olmuş. İşte bak ayet, yani Enbiya 28. Dine lehurrahman ve radiye lehu kavle. Yani şimdi Allah-u Teala'nın kendisi için söz söylemeye razı olduğu, yok ve la yeşfe'une, ben ayeti ezberimden okudum, burada bir hata yapmıştım. Bak ayetin başı da önemli. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Allah insanların ne yaptığını ne yapmadığını da bilir. Gerçi bundan önceki olayı da meleklerden bahsediyor. Yani bunun faili de melekler, peygamberimiz değil. İnsanların ne yapıp ne yapmadığını bilir. Ve la yeşfe'u illa limen irtada. Bu benim okuduğum ayet farklı bir ayet, bu değil. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Onlar Allah korkusundan tir tir titrerler. Bir şey olur mu? Allah'ın huzurunda öyle birisi kalkacak da konuşacak. Hem de ahirette. Şimdi işte az önce okuduğum ayette لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاءَ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنَ. Allah diyor ki şuna sen şefaat edebilirsin. Ya Rabbi şuna da diyemez. O zaman bizim zihnimizdeki şefaat bu mu? İşte bizim peki şöyle bir şey yok hocam. Tabii yani bunu akılda sınarak söylüyorum ve günaha girmekle korkarak söylüyorum. Şimdi Allah'ın dinini, Kur'an'ını gönderdiği, seçtiği kişinin Allah'ın katında hiçbir ayrıcalığı yok hocam peki. Allah peygamberine diyor ki az öncesi yaptım yani. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Ya Muhammed sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Kimsenin vekali, kimseyi benim yanımda temsil edemezsin. Tamam. Öyle diyor. Kendi zihnimizden veriyoruz. Evet. Tabii bu konuda... Şey, siz kendiniz okudunuz ayetleri. Yani ayetleri bu böyle olduğu zaman hani şeyde esnaf derler ya esnaf der ya yani kurtarsa dükkan seni. Yani ayetleri böyle. Ne yapalım yani? Ayetleri öyle yazmazsa ben... Evet, ne hocam, yapalım ayetleri böyle. Bir de hocam yine aynı izleyicimiz bir şey daha sormuş. Organ nakli Kur'an-ı Kerim'de olmadığı halde olur diye fetva verdiniz diyor. Tabii siz aksine bu belki yanlış anlaşılmış. Yok doğru. Aksine anladım. Bir hüküm yok. Doğru dediniz. Doğru anlaşılmış. Evet. Doğru anlaşılmış değerli izleyicim. İyi ki böyle bir soru sormuş. Demek ki bir yanlış anlama var. Allah-u Teala senin 29 bakayım 30. ayet olacak. Nisa suresinin 30. ayet olacak. Ha, 31. ayetmiş. Bakın şurayı siz lütfen okur musunuz? Size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi onurlu ve üstün bir makama girdiririz. Tamam.
Ne diyor Allah? Yasaklanan suçların büyüklerinden kaçınırsanız. O zaman bu yasaklar içerisinde olmadığı zaman teçtenibu kebaire ma tunhevne anhu, sizin için konan yasakların büyüklerinden kaçınırsanız diğerlerinin üstünü örteriz ve sizi çok güzel bir konuma getiririz. Şimdi yasaklardan kaçınmak, yasak edilmeyenlerden değil. Tamam mı? Ha burada şu var, insanoğlunun organı ne zaman alırlar? Ölümüne tam karar verme olayı, yani ölmemiş bu vücuttan alma, bu hasta kabul edilemez tabii. İşte burada yasak olmayınca, hatta yasaklanmış olsa bile büyüklerinden değilse diyor Allah-u Teala orada, diğerlerini yapar. Açık değil mi? Yani organ naklinin yasaklığıyla ilgili Kur'an'da bir hüküm olmadığı için. Yok. Yani canlı ben asla. Ha, o da şu var tabii. Buradan da şöyle anlaşılmasın. Yani mesela bir böbrek nakli oluyor bir akrabadan falan. O manada anlaşılabilir. Onu da şey yapalım. Ben kadavradan nakil manasında konuştum az önce. Bu konuda da İslam uleması toplandığı, İslam Fıkıh Akademisi vardır. Türkiye'de resmen oraya üyedir. Orada toplaştılar ve ilgili şeyleri yaptılar. Bunun bir zorunluluk olduğunu, canlı bir insandan eğer alınacak organ o kişinin fonksiyonlarını, yani hayati fonksiyonlarını etkilemiyorsa bir zorunluluk olduğunu, bundan dolayı zarurete binaen fetva verilebileceğini de söylemişlerdir. Yani bu zaruretten dolayı o yaşayan bir kişinin nakil, ki ona zarar vermemesi şart. Yani onun hayati fonksiyonlarını devam vermiştir. Evet. Böylece bu izleyicimizin söylediğiniz bir soruya itiraz ediyor. Diyor ki, cevapladığınız soruya hocam diyor, bu soruyla haramdır. Bu konuda hükümler kesindir. Kolanın içinde alkol var. Haram. Kimse aksini niye iddia ediyor diyor hocam. Bu kendisini uzman yerine koymuş. Ona söylenecek söz yok. Yani, evet. Yani ne yapalım? Yani herkes haddini bilecek diye bir şey yok. Bir kural yok. Fazlasında sarhoşluk vermedi. Şimdi ben şimdi ayeti kerimeyi size okuyayım da bu konuda. Şimdi içki ile ilgili En'am suresinin 90. ayeti. Maide suresiymiş, En'am değil. Bak. Burada ne diyor Allah-u Teala? Müminler hamr, el-meysiru meysir ve ansabu, işte meysir kumar, ansab ibadet için dikili taşlar, ezlam falokları, ricsun min ameli şeytan, şeytan işi pisliklerdir. Feştenibuhu, ondan kaçının, leallekum tuflihun, belki iflah olursunuz. Hamr kelimesi var burada, içki diye tercüme edilen. Mesela Arapçada, şimdi Kur'an-ı Kerim'de var, baş örtüsüne de hımar, başı örten şey, yani serhoş deriz, başı iyi, yani ne derler, kafam iyi, kafası iyi, yani serhoş, yani başını, yani aklını kullan. Şimdi diyor ki burada, zaten Peygamber Efendimiz onu tarif etmiş, lugatta öyle şey, Peygamberimizin tarifini daha önce söyleyeceğim de, lugatta der ki, yani Arapça lugatta, senin aklını örten şeye hamr denir. Yani sarhoş eden şeye hamr denir. Yoksa bak burada alkol falan geçmiyor. Alkol aslında Arapça bir kelimedir. El-kühuldür aslında. Bizim dilimize alkol diye geçmiş. Avrupa dillerine de geçmiş. Şimdi ondan sonra devam ediyor. Diyor ki innemâ yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adâvete vel bağdâ'e fil hamri ve Allah aranıza düşmanlık ve
Şubatlı oluyor mu? Bu dinleyicimizin söylediği meşrubatta böyle bir şey oluyor mu? O meşrubatı içenler, içki içenler gibi kalkıp birbirleriyle kavga ediyorlar mı? Ve yasuddekum an zikrillahi ve anissalah. Allah'ı zikirden ve namazdan sizi engellemek ister diyor. Bak bir ayette diyor ki namaza yaklaşmayın diyor. Namazdan engelleyen sarhoşluktur. İçilen öyle gazlı içecekler falan değil. Dolayısıyla yani şimdi herkes biraz haddini bilmek zorunda. Nereden okumuşsa orada tutup da yani neyse artık. Evet. Şimdi müminler için şimdi Ravza dedikleri Medine-i Münevvere'deki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunduğu yer. Yani Ravza-i Mutahhara denir. Yani Ravza derken birçok bizim Türk hacılar Peygamberimizin mescidini kastederler. Hiçbir ayette Medine'deki mescidin ziyaretiyle ilgili bir hüküm yoktur. Ama Mekke'deki Mescid-i Haram'ı ziyaret etmemizi Allah emreder. Velillahi alennâsi hittul beyti. Ali İmran suresi 194 veya 195. ayettir. Velillahi alennâsi hittul beyti men istadâ'a ileyhi sebîle. Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır. O beyti, Kabe'yi tavaf etmek. Oraya yol bulabilenler için. Onunla Kabe ile ilgili, Harem-i Şerif ile ilgili, yani Kabe ile ilgili çok sayıda ayet vardır ama Medine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslümanlar kalkıp hacca gittiler. Veda haccını yaptı Peygamberimiz. İşte 100.000'in üzerinde insan orada toplaştı. Medine'ye geri dönenler sadece Medine'den giden hacılar oldu. Onlardan bir tek fert Medine'ye namaz kılmak için yeryüzündedir. Bizim gitmemiz emredilen yer sadece Kabe-i Şerif'tir. Başkası değil. Evet. Allah'ın ibadetimize neden ihtiyacı var? Kulluğu biz yapıyoruz. Şimdi Allah-u Teala bizi diyor ki şeyde Zariyat suresinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ Ben onlardan ne rızkı istiyorum ne de beni doymalarını istiyorum. İşte اِنَّ اللّٰهُ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Bütün rızkı da Allah verir diyor. Şimdi Allah-u Teala her şeyimizi bize veriyor. Yani düşünür müsünüz? Yani bir düşünün bakın. Peki şimdi biz birisine küçücük bir şey verdiğimiz zaman karşılığında bir şey bekliyoruz. Bize her şeyi verenin bizden beklediği bir şey olmayacak. Bizden sadece kulluk bekliyor. Başka bir şey beklemiyor. Ona kul olmamızı istiyor. Bu da imtihan gerekiyor. Bir tarikata ya da bir hocaya bağlanmak diye bir olay söz konusu olamaz. Bağlanmak olamaz. Bir Müslüman arı gibi olur. Yani bulduğu güzel çiçeklerden bal alır. Bir konuyu şu hocadan öğrenir. Öbürünü öbür hocadan. Bağlandığı zaman o kişi her an sapıtabilir. Çünkü hiç kimsenin sapıtmama garantisi yoktur. Hiçbir ferdin. E peki o sapıttığı zaman senden ondan beraber mi sapıtacaksın? Müslüman kişidir. Allah-u Teala Yunus 100. ayette diyor ki وَيَجْعَلُ الرِّسَّ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah aklını kullanmayanların üzerine pisliği yığar. Aklını kullanan kişi bir kişinin peşine takılmaz. Peygamber Efendimiz'e Allah'ın elçisi olduğu için uyuyoruz. Yani Allah'ın emirlerini bize getirmiş, Allah'ın kontrolünde ve bize Allah'ın kabul ettiği örnekliği vermiş. Onun dışında da her insanın iyi tavrı olur, kötü tavrı olur. İşte bu
Hiç kimsenin Abdülaziz Bayındır'ın sözüne uyması gerekmez ama ben Müslümanım diyen herkesin Kur'an'a uyması gerekir. Ha, bir hocayı beğenebilirsiniz ama ona bağlanamazsınız. O sürekli onu takip etme, çünkü o bir yanlış yapabilir. Bağlandınız mı? Yanlış da yapsın. Doğru davranışlarını alırsınız, yanlışlarını terk edersiniz. Sadece ondan değil, dediğim gibi bir arı gibi nerede bir şey bulursa, peygamberimizden rivayet edilen bir hadiste hikmet müminin yetiğidir, nerede bulursa alır. Nerede güzel bir söz bulur, güzel bir bilgi bulursa oradan alır ve onu uygular. Evet. Dinde zorlama yoktur ifadesi Müslümanlar arasında da geçerli mi? Yani ibadetini yapmayanlara zorlama olur mu? Bir de dinden çıkan hükmü nedir diyor. Evet. İyi, güzel. Şimdi dinde zorlama yoktur diyen Allah-u Teala. La ikrahe fiddin. Eğer dinleyicilerimizden Arapça bilenler varsa söyleyeyim. Buradaki la sözü cinsin sıfatının hükmünü nefiden la diye anlatılır. Yani öyle bir mana verir ki, yani ikrah denen hiç, dinleyicimiz diyor ki niyetin yeri neresidir? İnsanın kalbi değil mi? Kalptir. Peki siz adamı zorlarsanız adama niyetsiz ibadet yaptırırsınız. Kalbinden niyet etmediği zaman bu ibadet olmaz. Adamı münafık yaparsınız zorladığın zaman. Onun ne faydası olur? Ne ibadet konusunda zorlama olabilir? Çünkü Allah bunu öyle bir noktaya getirmiş. Ne de kalptir. Kalbe hiç kimse etki yapamaz. Onun için siz zorlasanız da zorlayamazsınız. Zorla bu adamı, bir adamı ibadet yaptıramazsınız. Bu mümkün değil. Sadece görüntüsünü yapar, kötü olur. İmanın yeri de kalptir. Baskı yapsanız ağzından söylettirirsiniz ama kalbine iman ettiremezsiniz. Adam münafık yaparsınız. O da bir fayda değil. Dolayısıyla zorla ne din olur ne ibadet olur. Yapacağımız şey insanlara anlatmaktır. Kabul eder, yapar. İnsanları zorla cennete götürmeye gayret ediyoruz. Olur mu kardeşim? Allah-u Teala peygamberimize diyor ki اِنَّمَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ اِنَّمَا أَنْتَ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ Sen hatırlat, sen sadece hatırlatmakla görevlisin diyor peygamberimize. İnsanlara görevlerini söyle. Onların üzerinde baskıcı değilsin diyor. Kimseye baskı yapamazsın. Bu Allah-u Teala'nın şeyidir. Şimdi gelelim dinden. Dinden çıkmanın hükmü nedir diyor. Dinden çıkmanın hükmü kafir olmaktır. Başka bir hükmü yok. Bu oluşmuştur. Dinden çıkanı öldür. Öldürme şeyi vardır. Kardeşim, dinden çıkanı öldürüyorsan adam dinden çıktığı halde çıkmadım diye gözükecek ki ölmesin, canını kurtarsın değil mi? Bundan daha büyük baskı olmaz mı? Kur'an-ı Kerim'de peki Allah-u Teala ne diyor? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ İsteyen inansın, isteyen inanmasın diyor. Dinde baskı yoktur diyorsa Allah-u Teala kafir olma hürriyetini vermez mi? Şimdi bak onun da ayetini okuyayım size. Bak şimdi şurada. Bunu da ben okuyayım. Evet. Siz gene size okuturum da. Ali İmran suresi 86. ayet. Hatta burada hatta 85'ten başlayalım. Diyor ki Allah ve men yebtegî gayrel kim İslam dışında bir din ararsa bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve huve fil ahireti minel hasirin, o ahirette kalmayacaktır.